Anne ne olacak şimdi? Ya bir şey yapalım, içeride kalmasın Hakkı. Tamam sakin ol. Ne olacak peki şimdi? Bir daha mahkemeye çıkarılacaksın. Ne zaman? Bir ay sonra. Bir ay. İşte bir ay sonra içeride hayat tehlikesi var. İtiraz edeceğiz. Ya o zaman baba bir çözüm bulmalıyız. Yani başka bir yol olmalı. Hakkın bu gece orada kalmamalı. Başka bir yol dediğin şikayetini geri çekecek. Anca öyle. Başka bir yol yok. Biz bir üst mahkemeye başvuracağız. İtiraz kabul edilirse bu gece bile çıkarabiliriz. Kabul edilirse. Ama baba sen hayati tehlikesi var diyorsun. Yasal süreç diye bir şey var kızım. Biz de yani hukuki çerçevede elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ne bileyim ben. Bakıyoruz işte. Ben bir geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bir saniye. Kaan ne yaptığını zannediyorsun sen? Ya bu çocuk oyuncağı mı? Sen de farkındasın. Kimse Akgün'ü korumadığı için babam koruyordu. Ne olacak şimdi? Kim koruyacak içeride Akgün'ü? Akgün'e bir şey olursa mutlu mu olacaksın? Ha? Benim tanıdığım, 4 yıl birlikte olduğum Kaan böyle biri değildi. Onun bir vicdanı vardı. Kaan sana yalvarıyorum şikayetini geri çek. Lütfen. Kaan şikayetini geri çekmeyecek Yağmur. Biz mağdur durumdayız. Suçlu olan da cezasını çekecek. Selin bir bana bırak tamam mı? Yağmur. Arabaya geçer misin lütfen hadi. Ha gidelim biz. Yağmur Kaan'ın bu durumda olmasının sebebi sensin. Bir dakika ya Serap. Sen Yağmur'u niye suçluyorsun şimdi? Ben kimseyi suçlamıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Kaan'ın üzerindeki etkisiyle kafasını karıştırıyor. Ya ne etkisi? Yağmur'un öyle bir gücü mü var? Bakın Akgün bir suçlu. Tutuklandı ve konu kapandı. Tamam. Avukat sen ağzını açma ki ben de dahil olmayayım mevzuya. Kaan'ın kafasının daha fazla karışmasını istemiyorum. Yağmur lütfen onun peşini bırak. Kim kimin peşinde acaba? Anne yeter hadi gidelim biz artık. Canan. Hadi. Bir saniye Semiha Serap. Ya sen Yağmur'a mı öfkelisin Akgün'e mi ben tam anlayamadım. Ben sana da öfkeliyim Canan. Kimi kime karşı savunuyorsun? Daha dün hayatınıza girmiş bir suçlu bu çocuk. Tamam suçluysa eğer onu mahkeme karşısında savunacak birileri de olacak yani değil mi? Ayrıca Kaan'ın Yağmur hakkında ne söylediğini biliyorsun bence. Lütfen bak birbirimizin yüzüne bakamaz hale geleceğiz. Biz o noktayı çoktan geçtik. Canan hadi. Çıkar üzerindeki değerli eşyaları. Saati de çıkar. Saat değerli, anısı var. Kayışı da biraz eski ayara geri verecekseniz çıkarttırmayın bana. Çıkar kardeşim. Yap üst aramasını. Kaldır kolları. Saati geri alabiliyor muyum? Allah kurtarsın. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Mahkumu Cebeli'ye sevk edelim. Beni de alacaklar içeri yemin ediyorum ya. Herifi görünce cinlerim tepeme çıkıyor. Yani böyle ağzını açınca bir şey söyleyesim geliyor ya. Akgün'le görüşmemiz lazım dilekçeyi imzalatmak için. Tamam infazı bugün işte. Biz özel bir izinle sokarız seni cezaevine. E tamam ben de geleyim sizle. Hayır Yağmur hayır. Baba. Yağmur, tamam işte yapıyoruz elimizden geleni. Güven bize. Sen şimdi eve gidiyorsun. Ali seni eve bırakacak. Biz de annenin cezaevine gideceğiz. Hadi. Hadi. Savcım, araştırmamı istediğiniz şahıs. Akgün'ün abisinin dosyası mı? Doğrudur. Ne bulabildiysek içinde. Gökhan Şen. İyi tamam, bunu da kimse bilmeyecek tamam. Sen iyi misin? Serap'a mı sıkıldın? Yok ya tamam hadi gidelim. Kemerini takmayacak mısın? Sende var bir şey mi? Yok bir şey ya gidelim hadi. Müzik
kurtarsın hala. Akgün Gökalp Taşkın. Dayı nasıl kalktın öyle ya sen? İsmimiz... ...den önce mi geliyor namımız zindanlara? Sen Selçuk Taşkın'ın oğlu değil misin? Delikanlıya yatağı hazırlayın. Temiz yastık, yorgan falan getir. Hadi. Gerek yok. Şafak sayarken sebebimiz ayağımıza düşmüş. Cezamı yatıp çıkacağım Cemal Aga. Kaza bela aramaya gelmedim buraya. Her gün ezeceğim oğlum seni. Yalvaracaksın, abi çekeceksin. Sal beni, sal. Ne baban kaldı ne namın. Bak, tek tabancasın burada. O arkasına saklandığın savcı da yok. Bu gece iyi dinlen. Yarın seni koğuşa çağırıp paspas yaptıracağım. Altına mı işeyeceksin lan korkudan, ha? Babası muhbir kansız. Ulan sen! Bıçak diyorsun. Bileğine güvenmiyorsun. Tamam, gel hele, o da olur. Gel. Gel. Ayrılın. Çıkın dışarıya. Sen babamın adını ağzına alacak son adamsın lan, duydun mu beni? Daha büyük günün Akgün Gökhan. Daha çok selamlaşacağız biz. Buyur gel, buradayız, bekliyoruz. Daha seninle çok görüşeceğiz. Gel Akgün Gökhan, sen gel, ben buralardayım ya. Al bakalım delikanlı. Al. Al. Sağ ol, eyvallah. Üstün açılmıştı da örteyim dedim. Saat kaç? Öğleden sonra. O kadar oldu mu ya? Ben burada uyuyakalmışım. Keşke uyandırsaydın. Kıyamadım. Sen ne yapıyordun başımda? Beni mi izliyordun? Yani burada... İzlenecek daha iyi bir şey olmadığı için evet, seni izliyordum. Yanlış mı yaptım? Ben seni utandırmak istemedim. Aç mısın? Ne yapacağım, brunch'a mı götüreceksin? Şöyle bir şey yapacağım. Baya baya bana kahvaltı mı hazırladın? Yani misafiri aç göndermemek lazım. Niye gülüyorsun, arabesk mi? Akgün tutuklandı. Kötü haber mi? Akgün'ü tutuklamışlar. Thank you.
Almalı birkaç parça eşya var. Pijamadır, iç çamaşırı falan filan. İyi düşünmüşsün. Biraz para vereyim. Yanında parası da yoktur şimdi onun. Dur var bende ya, para veririm ben. Yok saçmalama. Olur mu o şey ya? Benim sorumluluğumda. Sen al hepsini ver ya. Al sen bunları. Yanımda da yoktur onun şimdi. Bir de şeyi tembihlemeyi unutma. Kalabalıkta kalsın hep. İnsanın yanında dursun. Koğuş da insan içinde olacak. Lavaboya yalnız gitmeyecek. Hep insan için. Hep. Tamam mı? Çünkü içeride çok fazla astım var bu çocuğun. Ne olacağı belli değil. Yani Halil Sadi bile duymuş olabilir. Çok dikkat etmesi lazım ya. Uyurken bile dikkat edecek bu çocuk içeride yani. Bir şey söyleyeceğim. Hücreye aldıralım. Ya aldıralım da işte buna. Onun gönüllü olması lazım. Kendi iradesiyle istemesi lazım bunu. Bizim zorlamamız olmaz ki bu. Olsun, ben yine de bir denerim şansımı da. Tamam, sen dene. Tamam. Ben gitmek zorundayım şimdi. Benim sana bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Ne oldu? Akgün'e ihbar eden Kaan'mış. Duruşmadan önce Serap söyledi. Çok güzel. Ya başsavcı ifade verirse? Dur ya, tamam, ben bir Serap'la konuşurum zaten. O öyle öfkeyle falan söylemiştir. Ben ikna ederim onu. Fatih de biliyor. Canan, sen hiç kimseyle konuşmayacaksın. Serap'la falan aman diyeyim. Hiçbir şekilde konuşmayacaksın. Hiç öyle rica minnet falan etmene gerek yok. Hiç kimseyle konuşma. Ama yani tam soruşturma kapanmışken şimdi... Kapanmasın. Devam etsin ya. Devam etsin. Ne olacaksa olsun gerçekten. Belki de benim bunu yaşamam gerekiyor ya. Ya belki de bunu görmem gerekiyor. Cezasını çekmem gerekiyor. Ben artık gerçekten bununla daha fazla baş edemeyeceğim Canan. Seninle ilgili endişe duymak da istemiyorum. Bitsin gitsin ya. Vallahi hayırlısı neyse olsun yani. Sen iyi misin? İyiyim. Gerçekten mi? Vallahi iyiyim. Saat oldu ya. Yani dayanamadınız, geldiniz yine içeri. Girmeden daha bir gecemi bile geçirmeden. Seni çıkarmak istiyoruz buradan hemen. Canım, siz yormayın daha fazla kendinizi. Sıkmayın canınızı ya. Daha fazla uğraşmayın, mahcup oluyorum artık yeter. Memura bir çanta bıraktım, içinde ihtiyacı olan şeyler var işte, giyecek, algı filan. Bir de Selim talimatlarını yolladı. Tek kişi gezmesin içeride demiştir kesin. Tuvalete giderken bile iki kişi gitsin gelsin demiştir ya. Allah'ım ya, öyle mi oldu? Güzel tanımışsınız birbirinizi. Seni tek kişilik hücreye aldırmayı düşünüyoruz. O beni istemeden olmaz. Akgün, durum ciddi. Bak içeride düşmanlarım var. Ya benim rahatım yerinde canım. Hiç sıkıntı yapmayın siz ya, benim keyfim yerinde. Selim kabul etmeyeceğini de söylemişti. Şuursuz herif demiştir kesin. Siz hakikaten sıkmayın, yormayın kendinizi. İlk tedbire ihtiyaç yok şu an. Benim yerim, yatacağım yerim bile belli benim. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Ne bileyim, bünye alışık. Sicilimi de okudunuz zaten. İlk defa kalmıyoruz kilit altında ya. 16 yaşında ilk istihabi. Sonrası da var tabii. Vallahi aynen. Yani çocuk yaşlarda tanıştık buralarla biz Canan Hanım. Peder içeride olduğundan ona mı nazire yapıyordum? Yoksa bir aferin almak için mi kovalıyordum bilmiyorum. O zamanlar kafam karışıktı yani, çocuk yaşlarım işte. Selçuk Taşkın'ın oğlu olunca öyle oluyor herhalde. Dikkat çekmek için öyle farklı yöntemler kullanılıyor. Yoksa normalde çocuklar babalarının arabalarını falan kaçırırlar. Aynen öyle. Aynen öyle. O yaşlardaki bu katım da yine aynı. Darp. Münasebetsizin biri babaya sövdü saydı. Biz de incittik biraz onu. Sonra bir tane avukat geldi. Pederini hiç tanımadığım bir avukatı. Ve suratsız. Babam bir de üşenmemiş. Bir mektup yazmış, böyle dayamış, döşemiş. Cümlelerin hepsi küfürle başlıyor, hakaretle bitiyor. Hani ben, benim nasıl adam olamayacağımdan bahsetmiş mektupta, sözde. Neyse avukat geldi, sesli bir şekilde okudu. Sonra da bir miktar para bıraktı.
Deniz suratsız bir şekilde kalktı, gitti, bastı. O gün bugündür yani anlıyorum ki insan ilişkilerine biraz yol kat etmişim ben herhalde. Çevremde sağımda solumda benim için tasalanan, benim için böyle iyi düşünen insanlar var çünkü bir baktım ki işte. Ama günün sonunda ne olursa olsun ne siz ne savcım üzmeyin kendinizi ne de. Yağmur. Allah sizi başımdan eksik etmesin ya. Kaderine razı biri gibi konuşuyorsun. Hatta yaptığının fazlasının cezasını çekmeye hazırsın. Ama şimdi anlıyorum ne olduğunu. Neymiş sebep canım, ne anlıyorsunuz? Sen hala 16 yaşında o ıslah evinde anasız babasız tek başına yatan çocuksun. Korkmuşsun. Ama içeride olmaktan değil, yalnız kalmaktan korkmuşsun. Kimsesiz olmaktan. O yüzden de ben de buradayım diye bağırıyorsun. Sürekli risk alıyorsun. Çünkü öyle yapmazsan sevilmeyeceğini düşünüyorsun. Sanki sevgiyi hak etmek için hayatın boyunca böyle bir bedel ödemen gerektiğini düşünüyorsun. Yok mu ama yani? Biz seni sen olduğun için seviyoruz, bütün yanlışlarından. O yüzden sen bu dilekçeyi imzala. Bir üst mahkemeye başvuralım, tamam mı? Burada bir saat daha kalmana benim gönlüm razı değil. Kara ailesi sevdiklerini arkada bırakmaz. Gelmeyin Sabri. Defter için geldiysen savcı, daha bir şey yapamadım, bakıyorum. Çocuğa tutuklama kararı çıktı. Yatarına kadar? Vallahi en fazla bir ay sonra duruşmadan alırız. Bir ay çok fazla savcı. Yani onu koruyacağına söz vermiştin. İçeriden çıkarmak için de ne gerekiyorsa yapıyorum. Bak savcı, sana rica ediyorum. Onun hayatı tehlikede. Bir an önce al onu oradan. Hukuk çerçevesinde elimden ne gelirse yapacağım. Ah be aptal oğlan, ah be Abdullah. Ya bir kere, bir kere belaya bulaşma be benim odun kafalı evladım ya. Al. Akgün'ün abisinin dosyası. Biraz araştırma yaptım. Çocuk Rusya'da doğmuş. Rusya, Gürcistan'da dolaşıp durduğu için de gözümden kaçmış. Sana kurcalama demiştik. Çocuğa yalan söyledin. Yalanla beni de ortak ettin. Bak, bu çocuk Batum'da birkaç kere içeri girip çıkmış. Dosyası biraz kabarık yani. Adam yaralama, çete mensubu olma, gasp, tehdit ne ararsan var yani çocukta. Mayası bozuk. Böyle olacağı belliydi. Savcı, Akgün'e abisi olduğunu söyleme. Şimdi Selçuk Taşkın, bana bu elimdeki dosyadan daha geçerli bir sebep lazım. Yoksa ben bu gerçekleri çocuğa söylerim. Savcı bak, o bir suçlu. Yani bu çocuğun oğluma, oğlumun adına bile değmesini istemiyorum. Ya Akgün öğrenirse işi kurcalayacak, ona yanaşacak. Akgün'ün kafası karışacak. Bu çocukla ilgili önüne koyduğum bilgileri bilmiyordum. Nasıl büyüdüğünü, neye dönüştüğünü falan şimdi öğrendin. Bunu yüzünden okuyorum. Bence sende dahası var. Rahmetli karımın ilk evliliğinden. Hı. Öz oğlum değil. 6 yaşındaydı. Önce çocuğu kabul ettin ama... Bak o iyi değil. Hasta. O çocuğun oğlumla birlikte büyümesine müsaade etmedim. Onu yolladım. O hasta, bu kadarını bil. Çocuk 6 yaşındaymış ya. Bak ne hale gelmiş. Savcı, Akgün'e abisi olduğunu söyleme. Yani seni ikna edemeyeceksem
Oh, eğer söyleyecek olursan... En azından annesinin bir günahı olmadığını bilsin. Şimdi öfkelenecek, öfkelenecekse de bana öfkelensin. Onu yollayan benim. Annesine de görüşme yasağını koyan benim. Bitti mi? Okey. Kaan'cığım iyi misin? Yol boyunca hiç konuşmadın. Bilmiyorum ki. Bak görüyor musun Fatih? Yağmur iki çift laf etti, bizimki yine iptal. Tamam, benim şuna bakmam lazım Serap'cığım şimdi. Siz geçin içeri, ben şimdi geliyorum, konuşuruz. Alo. Fatih Bey, ben Pelin Toker. Buyurun Sayın Başsavcım. Hala sizden haber bekliyorum. Tanığı getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Dosyayı kapatmam gerekiyor. Şimdi ya babamla uğraşmayı bırakırsın ya da ben senin Bedri olduğunu ispatlayana kadar okulu falan bir kenara bırakır senle uğraşırım. Şimdi mahkemeden çıktım Sayın Başsavcım. Tanığı bugün mutlaka getireceğim size. Peki, akşama kadar vaktiniz var, bekliyorum. Takıldı bu Yağmur'un söylediklerine. Tamam, sen bana bırak, ben konuşayım onunla. Bizim aramız iyi olur, tamam mı? Tamam, ben yukarıdayım o zaman. İyi ki buradasın. Sen maddeydin. Bu ne surat böyle ya? Sen doğru olanı yaptın. Bir saniye bile şüphe duyma bundan. Ya ne bileyim abi ya. Yağmur'un dediği gibi. Ya içeride başına bir şey gelirse bu çocuğun? Kaan, burada mağdur olan Akgün değil, sensin. Bu Akgün denen haydut sığınmış o savcı Selim Karan'ın arkasına suçlar işleyip duruyor. Birilerinin bunlara dur demesi lazım. Kaan, az önce Selim'in soruşturmasını yapan başsavcı beni aradı. Bugün son şansımız. Bilmiyorum abi. Kaan'cığım bak, sen avukat olacaksın. Avukat. Adalet yerini bulsun diye çalışacaksın yarın bir gün. Tamam, tamamen duygularını bir kenara bırak demiyorum sana. Ama doğru olanı yapmalıyız. Önce bunu Akgün için yaptık, şimdi sıra Selim'de. İfadeni ver, adalet yerini bulsun. Şimdi. Çok üzüldüm kuzu ya. Şimdi ne yapacağız? Burada oturacağız mı böyle? Annem il adliyesine bu itiraz için dilekçe vermeye gitti. Yani bakalım, eğer onaylanırsa çabuk çıkar Akgün. Onaylanırsa. E peki onaylanmazsa ne olacak? En az bir ay içeride. O Kaan denen herifin şikayetini geri çekmesi lazım. Başka bir yolu yok. Çekmez. Kaan çekmez. O kadar emin olma ya. Ahmet abi. Hı. Biz bu arkadaşın yerini tespit etsek, sonra gitsek bir onunla konuşsak, onu bir ikna etsek. Olur. Ne demek konuşsak, ikna etsek? Ne yapacaksınız? Hayır, hayır, tamam, öyle bir şey olmayacak Soner, tamam mı? Ben o konuşmaların nereye geldiğini çok iyi biliyorum. Ya başka bir yolu olmalı ya. Yok mu sizin içeride bir tanıdığınız, ettiğiniz, Akgün'ü koruyup kollayacak biri vardır muhakkak? Benim o içeride tanıdığım herkes oranın Akgün'ün mezarı olmasını istiyor. Anladın mı? Tamam, o zaman başka bir yolu olmalı. Ben de içeri gireceğim. Ne? Ben de içeri gireceğim. Nasıl ya?
Şu gelene bakın. Ya senin buraya gelecek cesaretin nereden lan ha? Sakin. Sen bu yüzü nereden buluyorsun lan ha? Tamam, ben buraya bela çıkarmaya gelmedim. Yağmur'la konuşacağım. Lan bir sakin olur musun ya? Lan bir sakin ol. Demez bunu. Biraz hatırım varsa lütfen. Ben bir gideyim bir konuşayım, tamam mı? Bak lütfen arkandan gelmeyin. Bir gideyim konuşacağım. Sakin. Tamam hadi, hadi siz konuşun bir gidin hadi. Hadi Kaan. Hadi. Hadi biz de dönelim. Ne oldu Kaan? Hakkını. Aşık mısın? Bu mu? Ya kaç gündür neler yaşıyoruz? Senin mesela bu mu Kaan ya? Yağmur, sorduğum soruya cevap verir misin lütfen? Ne duymak istiyorsun? Hayır, aşık değilim dememi mi istiyorsun? Ne? Ne olacak? Hayır, gidip şikayetini geri mi çekeceksin? Yağmur, sadece sorduğum soruya cevap verir misin? Lütfen. İstediğin cevabı benden duyamayacaksın Kaan, tamam mı? Ne olursa olsun ben sana yalan söylemeyeceğim. Peki... Bana hiç aşık oldun mu? Yani... ona olduğun gibi. Yoksa kim başka mı? Ona olduğum gibi olmadı. Sadece bunu duymak istedim senden. Alo. Fatih abi geliyorum ben. Anne ne oldu? Yağmur, eve gel orada konuşuruz. Olmadı değil mi? Alo, Yağmur ya. Konuşuruz işte. En az bir ay içeride. Tamam, hadi kapatıyorum, hadi. Canan. Ne haber? İyi miyim? Yok bir şey. İyi misin? İyi. İyiyim. Tamam ya. İşte olan oldu artık yani. Sıkma canını. Bir ay sonra çıkaracağız. Tabii canım yok yani. Mevzu o değil. Gideceğim kafasına vura vura dilekçe imzalatacağım ya. Tamam ben imzalatırım. Çocuk ya gerçekten ya. Yani bu çocuk gitti durduk yere belanın içine atladı ya. Ortada hiçbir şey yok ya. Neden yani? Aklım almıyor gerçekten. Neyse. Sen verdin mi haberi? Yok, birazdan arayacağım. Ben arayayım ya. Dur sen bekle, ben arayayım, ben konuşayım. İyi, tamam. Ben de Yağmur'a gideyim bir bakayım. Morali bozuktu. Tamam. Sıkma canını, tamam mı? Hadi bay bay. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Başladın mı yıkıp dökmeye oraları? Yok be savcım. En üst halimde bekliyorum mahkeme kararı. Vallahi bilmiyorum. Biz burada iddiaya girdik. Ona göre haber bekliyorum senden. Böyle konuştuğuna göre haberler pek hayırlı değil anlaşılan. Üst mahkeme kararı değiştirmedi. Anladım. Anladın ama canını sıkmayacaksın. Moralini düşük tutmayacaksın. Orada sabredeceksin, bekleyeceksin. Beladan uzak duracaksın. Duyuyor musun beni? Duydum. Tamam, ben oraya geleceğim. Seni daha güvenli bir yere aktaracağım. Savcım, burası konuşmak için pek uygun bir yer değil. Akgün, biraz daha konuşalım. Ne oldu? Ailene selam söyle savcım, ailene selam söyle.
üşüyor musun? Çıkamıyorum. Biz ne yapacağız onu düşünelim. Akgün'ü orada bırakamam ben. Ufacık bir vukuat ya. Ufacık bir vukuat beni onun yanına atar. Nasıl ya? Ciddi misin sen? İçeri girmek için suç mu işleyeceksin? Yağmur saçmalıyor. Hadi diyelim ki okeyledik. Ne yapacaksın? Nasıl gireceksin içeri? Aklımda bir şey var ama... birinin şikayetçi olması lazım. Ne oldu abi? Niye bakıyorsun? Ha. Yok. Abi hayatta olmaz. Saçmalama ya. Yapacak bir şey yok yani. Nasıl yok abi? Ahmet var. Ahmet şikayetçi olmaya gitse onu alırlar içeri. Sen böyle temiz aile çocuğusun. Daha güzel. Kim ben temiz aile çocuğu? Of tamam ya. Vallahi tamam ya. Tamam. İhale yine bana kaldı abi. Tamam. Cemal Çakalı'na söyle. Bir ay daha buralardayım. Hazırlıklı olsun. Buraları dar edeceğim ona. Tamam. Cemal ve tayfası seni gözüne kestirmiş delikanlı. Arkanı kollaman lazım. Sen işine bak dayı. Eyvallah. Selçuk Taşkın'ın oğlu. Muhabbeti pek sevmiyorsun, anlaşıldı. Savcım, çıkmadan görmeniz gereken bir şey var. Tamam. Oo, sayın savcım iyi günler. Çok özleyeceksin sana sayın savcım denen günleri ya. O yüzden benden son kez duy istedim sayın savcım. Sen niye gözlerini kaçırıyorsun? Yaptığın şeyin doğru olduğunu düşünüyorsan arkasında dur. Bir sağa sola bakma. Fatih Bey. Hemen geliyoruz Sayın Başsavcım. Müsaadenizle Sayın Başsavcım'a ifade vereceğiz de. Geç geç geç. İyi günler. Savcım. Gerçekten çok üzgünüm. Tamam Ali. Ne olduysa oldu. Ne olacaksa olacak. Sen şimdi görmen gereken bir şey var dedin. Ne o? Gidelim savcım buradan. Ne oluyor burada? Hayırdır? Hoş geldiniz savcım. Ben bu arkadaştan şikayetçiyim. Şimdi savcım,
Bu arkadaş diğerinin kendisini darp ettiğini söyledi. Şikayetçi oldu. İfadelerini aldık. Darp raporu da getirmişler. Sen bunu darp ettin. Sonra el ele buraya mı geldiniz? Evet savcım, ben bu arkadaşın burnunu kırdım. Yani beni tutuklu yargılayabilirsiniz çünkü sicilim de malum çok iyi durumda değil. Siz ne yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ortağın yanına mı gireceksin içeri? Abuk subuk şeylerle uğraşmayın. Vaktim de yok. Kafam da bozuk. Hadi yallah. Hadi çıkın. Savcım, peki ben size hakaret etsem mesela, beni hakaretten içeri alabilir misiniz? Öyle bir şey yapsak. Nasıl yani abi? Şimdi boşuna mı kırdık bu burnunu? Ne diyorsun? Sen ciddisin. Ciddiyim. Ben şikayetçi olursam ama şikayetimi geri almam. En az bir sene yatarsın içeride. Sen daha iyi bilirsin savcım. Bunu nezarete atın. Akşam nöbetçi mahkemeye çıkacak. Anlaşıldı savcım. Anne, Akgün abiyi gördün değil mi sen? Sen bize bir dondurma mı alsan? Ya yok yok, otur. Gerçekten gerek yok. Benim zaten iştahım yok. Niye ya? Vanilyalı. Vanilyalıya hayır demezsin sen. Aynen öyle abla, hemen bisikletle alıp gelirim. Yok ablacığım, şimdi gece gece çıkma dışarı, boş ver. Ben bakarım. Altay. Baba. Ne haber? İyilik, senden ne? İyiyim. Size vanilyalı dondurma getirdim. Yok artık. Evet. Saçı sakalı kesmişsin. Zayıflamışsın. Çağırdın, geldim. Otur. Bunlar sahip olduğumuz her şey. Taşınmazlar, bütün mal varlığımız. Hepsini çıkardım. Açıyorum boşanma davasını. Peki. Ben yarın Canan'la konuşurum. Bir an evvel bitiririz bu işi. Evde de ben kalacağım kızımla. Tabii ki. Eve de gidersin, eşyalarını, ıvırını zıvırını, neyin varsa toplarsın. Ben evde yokken topla yalnız. Çıkarken anahtarı bırakırsın. İstersen bizim marinadaki çocuklardan birine söyleyeyim. Ben yokken gelip evdeki eşyaları toplar. Ben de girmemiş olurum. Bu dükkanda ben de hiçbir hak iddia etmeyeceksin. Etmeyeceğim. Böylece kabul ediyorsun değil mi bütün suçunu? Ters psikoloji yapıyorsun bana değil mi? Tamam, evet, tabii. Sadece üzgün olabilir miyim? Olamazsın. Sadece üzgün olamazsın. Yalancısın çünkü sen. Kavga mı etmek istiyorsun? Evet, kavga etmek istiyorum. Bir sebep bulup seni parçalamak istiyorum, anlamıyor musun? İçimdeki bütün öfkeyi çıkarmak istiyorum. Çünkü ben hayatım boyunca bu öfkeyi taşımak istemiyorum artık, anlıyor musun? Emel. Emel yok, yok Emel. Gitti, bitti artık Emel. Neyim var, neyim yoksa hepsi kızımın, senin. Nasıl istiyorsan öyle olacak. Öyle olacak, evet. Git artık Metin. Git artık Metin, git. Avukat mı buluyorsun, ne buluyorsan bul. Git artık, lütfen git artık. Thank you.
Altaycığım bak dondurma boğar insanı. Ya ne olacak ya? Bu son zaten. Bir de buradan daldın buna bu kızcağız akşam yatmadan önce yiyecek bu dondurmayı. Unutmamışsın neyi sevdiğimi. Nasıl unutmak ne ya? Öyle şey mi olur? Ben az mı nöbetçi dondurmacı aradım sen çocukken? Ben sana hamileyken sürekli vanilyalı dondurma şeriyordum. Evet. Bu Altay niye böyle oldu o belli değil. Çünkü ona hamileyken ben her şeyi aşeriyordum da o yüzden. Şimdi benim sınav haftası geldi. Ben buna yukarıda devam edeceğim. Gel gel benimkini ye ben sana yardım da edeyim. Tamam. Sen yine bulaştırdın aslında yüzüne bak. Çocukken de böyle yapardın. Ve bunu kim temizlerdi? Sen küçükken ağzını gel bakayım buraya. Hop. Ben temizlerdim. Baban temizlerdi. Hadi canım oğlan. Evet. Kesin ne? Sana telefon falan geliyordur. Öyle bir acil duruşmalar bir şeyler annem yapıyordur. Efendim? Sen şu kadarken bak el kadarken acaba senin o altını kim değiştiriyordu? Kim değiştiriyordu ya acaba? Bak ben değiştiriyordum. Ben senin bezlerini sürekli annen bana değiştirtiyordu. Yalan. Nasıl? Vallahi diyorum ya bak. Gece 3-5 nöbeti bendeydi. 5-7 nöbeti bendeydi. Annen bak hepsini bütün gece vardiyalarını bana iteledi. Bebeğim benim ya. Sen hep gül böyle. Ne tatlı gülüyorsun bak. Baba Hakkün iyi mi? Hakkün iyi. İyi merak etme ben yarın yüz yüze de görüşeceğim kendisiyle. Ben de geleyim. Senin işin yok orada Yağmur. Görüş günü belki. Hadi ben gideyim. Baba. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Hı. Hmm. Güzelim. Sen de iyi ki varsın. Şu sarılma ne kadar iyi geldi ya. Değil mi? Bence daha sık sarılalım. Ben gideyim yukarı. Bari. Görüşürüz. Baba kızarınsa girmeyeyim dedim. Düzelecek ya. Her şey düzelecek. Çok güzel olacak. Soruşturma ile ilgili bir şey var mı muhakkak? Karşılaştı mı seninle? Yok. İyi cesaret edemediler o zaman Selim. Ben yine de bir konuşurum da. Hayır ne olur konuşmak yok. Lütfen ne olur. Tamam hadi görüşürüz. Dursana bir. Ne oldu? Sen bize dondurma getir. Sık sık. Getir yani. Şimdi biz burada bu soğukta hala buradayız. Senin işin gücün yok mu? Gitmeyecek misin sen? Ya dur sevdiğimle ilk günün keyfini çıkarmayayım mı? Biraz nazlanalım hayata. Sevdiğim ne ya? Sevdiğim. Değil misin? Sevdiğim değil misin? Sevgilinim ben sen. Ne öyle raconuna mı ters? Sevdiğimmiş. Ay istersen helalim de şöyle. Helalim. Aa. Helalim. Hadi helalinden bir poz ver de şurada. Şimdi? Bu birlikte olduğumuz ilk günün ispatı. İspat. Dur bekle. Hakkım bir çirkin çıkmayayım. Öyle bir şey mümkün mü Yağmur? Acaba öyle bir şey mümkün mü yani? Sen ne olacak şimdi? İspatladım. Bunları şimdi ben bastıracağım yanımdan ayırmayacağım. Sende bir geri kalmışlık var. Bak. Var. Babam da böyle annemin fotoğraflarını yanında taşırdı. Hiç ayırmaz yanımdan. Ama o cep telefonunun icadından önceydi.
belli olmaz Yağmur. Yani bakarsın bir gün telefonumuza ulaşamayız. Kalırız kuytu köşede mahsur. Seni görmek icap eder. Ne yapacağız o zaman? Ben gelirim, hemen koşarım. Yanına gelirim. Üşüyorum ben. Biraz daha ıslanayım. Sen sevdiğini buralarda mı böyle? Üşütüyor musun sen? Sevdiğini. Şey, temiz don, atlet falan getirecektim. Böyle daha temiz olur dedim. Tamam, sarılmayı çok uzatmayalım da. Sarılmayı çok uzatmayalım. Lan. Harbiden. Lan oğlum, harbiden sen bir kere, yani suç mu? Sen şaka mısın? Sen... Ne oldu oğlum sana? Ne yaptılar burada lan? Beni görünce bu kadar sevindin. Hı? Allah Allah. Ha sen... Lan. Sen bununla mı teselli buluyorsun? Lan ver şunu. Oğlum bir ver şunu lan. Sonra ver şunu. Oğlum ben... Çocuk tutuk evine girdiğimde anamın resmini aldım, böyle ranzaya yapıştırdım. Ama ikincisi Ümraniye T tipi, yine anamın resmi, yine ranza. Üçüncüsü Maltepe, gene anamın resmi. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba? Sadece bir annenin seveceği bir sıfatım var oğlum, belki ondandır yani. Ne var lan benim sıfatımda? Benim sıfatımda ha? Sıfatımda ne var? Bak bakayım, böyle bak. Hı? Böyle var. Oğlum bu sıfat, bu sicil dışarıya ait değil. Sen kendine bak. Ait değil. Ne var oğlum bende? Ne? Sen ne kadar, ne kadar? Sen normal misin? Sen ne kadar? Sen onu söyle bana. Sen ne kadar yatıyorsan o kadar. Sonra Eray şikayetini çekecek. Bana da tahliye. Bir şey söyleyeceğim. Çok üzerine geliyorlar mı? Sıkı duruyorum oğlum. İnfazımı bozdurmam. İyi tek tabanca değilsin artık. Belki de önce bizim bir eylem göstermemiz lazım. Ha? Yok oğlum. Ben, oğlum biz yan yana duralım. O yeter. Mesaj alınır. Mesaj alınır. Şş. İyi ki varsın lan. Ben söylemiş olayım onu. Senin bir çayın çorban yok mu oğlum? İkram edecek. Sen aç geldin cezaevine. Aç geldim. Burası da havalandırmamız. Kasaba cezaevi gibi. Sevdiysen uzatalım yatarımız oğlum. En azından gökyüzünü görüyorsun. Gel bakalım Akgün Efendi, gel. Bak, Rabbim ayağıma getirdi seni. Biz de en iyi şekilde ağırlayalım ha. Seninkiler mi onlar? Yürü, yürü, yürü. Kapıyı kilitlediler. Geçti artık o. Biz buradan çıkamayız. Gardiyan! Sırtını bana ver, sırtını bana ver. He? Sırtını bana ver. Hepsinin elinde emanet var Soner. Gördüm. Halil Sadin'in oğlu. Sen çekil, arada kaynama. Boş yapma, gel. Baban sana zarar gelsin istemiyor. Soner. Şu dakika arkana dön, git gücenmem. Ben boşuna mı geldim lan buraya kadar, ha? Sen sırtını benden ayırma. Bizden günah gitti beyler.
Buyurun. Darbe alma. Darbe alma! Niye lan sen doktor musun lan? Çekiç getir, çekiç getir. Ayrılın, ayrılın. Bırak lan, bırak! Bırak! Lan sakın lan! Lan kapan lan, kapan! Kapan lan! Kapan lan, kapan! Lan! 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 Akgün! Akgün! Yeter lan! Çök hele, çök, 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 çök! Kaldır ellerin! Kaldır ellerin! Çök hele! Çökün yere. İyi misin? Böbrek yerinde. Sen iyi misin? Dayı Allah razı olsun. Kansız lan. Ah. İyi uyudun mu? Suratından belli baksan. Uyudum ya. Anne, ben bugün okula gitmeyeyim diyorum. Niye? Ne yapacaksın? Ağlayacak mısın bütün gün evde? Hayır, ne ağlayacağım? İyiyim. Sadece okula gitmek istemiyorum. Yağmur, yapma Allah aşkına. Tamam, hadi kafan dağılır işte. Ben bırakırım seni okula. Ayrıca benim işim daha zor. Fatih ile görüşmem var. Fatih? Evet. Kaan'la ilgili değil, merak etme. Bir boşanma davası var. Onu da karşı karşıya geldik. Tesadüfe bak. Tamam, hadi. Çıkıyoruz, hadi. İşe bak sen ya. Ha, giymeyeceksin onun üstüne yani. Niye? İyi, tamam, hadi çık. Hadi. Hadi Yağmur. Üf, ya ben gitmek istemiyorum okula ya. Yağmurcuğum bak, geçen ofisime geldiğinde de böyle tavır takılmıştın. Yoksa kısaca Bedri mi desem? Bedri? Hadi iyi dersler aşk. Görüşürüz anne. Anne. Bir dursana ya. Ne oldu? Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacaksın? Gel bir oturalım bahçede. Ne oluyor ya? Gel gel. Ne oluyor? Hani ben geçen gün senin ofisine geldim ya. İşte sen laptop'tan Bedri Avukat aratıyordun. Evet. İşte ben o ismi bir yerden hatırladım. Bedri ismini hatırladın nereden? Biliyorum. Şimdi sana çok saçma gelecek. Ama bence Bedri Fatih abi. Nasıl? Hani bu Fatih abiyi otoparkta dövdüler ya. İşte ben de babam için onunla konuşmaya gittim ofisine. O sırada da ofiste bir kitap vardı, İçimizdeki Şeytan. En sevdiği kitapmış. Hatta o Bedri karakterinin de en sevdiği karakter olduğunu söyledi bana. Alo? Selim savcım. Başsavcım? Bu sabah Ankara'ya dönüyorum. Soruşturmayı bitirdim. Raporumu yazdım. Dinliyorum. Şanslısınız savcım. Çocuk evde kimseyi görmedim diye ifade verdi. Bir şey demeyecek misiniz? Ne diyeyim? İyi yolculuklar. Yani bu biraz abartılı bir tahmin değil mi? Değil. Değil çünkü mantıklı anne. Ya düşünsene, bu olayların hepsi onun işine geldi. Önce babama bir soruşturma açıldı. Sonra hani bu eve gizli bir zarf gelmişti ya. Fatih abiyi dövdüren adamlar vardı videoda. İşte o adamlara bunu yaptıran kişinin adının da Bedri olduğunu öğrendim ben. Şimdi senin geldiğin nokta da Bedri. Avukat olabileceğini düşünüyorsun. Bunların hepsi böyle tesadüf olamaz. Kendi kendini dövdürdü yani. Aynen öyle. Yağmur, sen bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Yaptın tabii, yaptın. Yaptın ya, ne yaptın? Ne yaptın? Ben direkt yüzüne söyledim. Ya
Ne zaman? Akgün'ün duruşmasının olduğu gün mahkemede. Ya niye yapıyorsun böyle bir şeyi? Ya babamı rahat bıraksın istedim. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaksın artık Yağmur. Sen kendini nasıl bir tehlikeye soktuğunun farkında değilsin. Kanım kaynadı, duramadım. Ya ama kanın... Alo. İyi, çok sevindim. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Ne oldu? Ne oldu ya? Hayırdır? Ne mutlu etti sizi bu kadar? Akgün'ü çıkarmışlar. Ne? Anne gerçekten mi? Evet. Anne! Gerçekten mi? Evet, gerçekten. E nasıl olmuş? Yani bizim de kendimize göre bir takım yöntemlerimiz var yani. Ya tamam hadi, nasıl olmuş? Doğruyu söyle. İnanmıyor musun ya? Allah Allah, ben yapamıyor muyum yani? Allah Allah. Nasıl olmuş anne? Kaan şikayetini geri çekmiş, öyle çıkmış, tamam. Kaan. Evet. Gerçekten. Oğlum nereye? Okula. Bu yaptığın hiç olmadı Kaan. Hiç. Mahcup ettin beni. Oğlum niye çektin şikayetini geri? Onca yaşadığımız şeyi boşuna mı yaşadık biz? Çünkü ben insanların gözüne bakamaz hale gelmek istemiyorum anne. Tamam mı? Selçuk Taşkın'ın oğlu için o kadar yardımımız olsun. O yüzümüze bakmasa da... Yapma be dayı. Kafamız bozuktu. Kusurumuza bakma. Buyurun. Allah aşkına. Dayı, bu iyiliğin cezası yok mu peki ya? Niye ateşe attın kendini? Biz zaten müebbet yemişiz be yeğenim. Bir an bu oğlanın çocukluğu gözlerimin önüne geldi. Dayanamadım. Ne çocukluğu dayı? Ne demek o? Ya ben sana bir ara anlatmıştım ya, babanla tanıştık falan diye. He. Sen o zaman küçüktün, ananın babanın yanındaydın. Böyle pek fırlama bir çocuktun. Hatta bir gün kahvede bütün çay bardaklarını kırdın. Baban onların parasını hepsini birden ödedi. Senin baban çok hakkaniyetli bir adamdı. Ben hatırlamıyorum ya dayı. 20 sene olmuş, nereden hatırlayacaksın? O zamanlarda 5-6 yaşında bir çocuktun. Dayı yok ya. Sen ona 15 sene de 20 sene çok dedin. Yok yeğenim. Ben zaten 17 yıldır içerideyim. O zamanlar gençtik. Bak. Annen seni Gökhan diye çağırırdı. Onu hatırlıyorum bak. Ama şimdi Akgün'ü kullanıyorsun. Yılı tam kaç dayı? Yıl söylesene. 1999. O tarihi çok iyi hatırlıyorum çünkü köyden şehre geçmiştik biz de. Baba! Baba, Akgün çıkıyormuş. Ciddi misin? Evet. Hadi gel bir sarılayım. Aa. Kaan halletmiş. Almış şikayetini geri. Ben diyorum ki hadi gidelim hep birlikte sürpriz yapalım Akgün'e. Ha anne, ne dersin? Benim işim var. Baba. Ben gider alırım Akgün'ü tek başıma. Tamam. O zaman ben gideyim Naz'a haber vereyim. Hadi bay bay. Savcı, Akgün'e abisi olduğumu söyleme. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey. Selim, işim gücüm var. Hadi anlat, ne oldu?
bir ikilemde kaldım yani. Ahlaki olarak bir karar vermem gerekiyor ama... Veremiyorsun. Veremiyorum. Sen her zaman işine geleni seçersin yani. Çok zor bir şey değil ki. Ne kadar muhteşem bir intiba bırakmışım ya gözünde. Kusura bakma, gerçek bu. Tamam, kendim için olsa eyvallah da... durum öyle değil. Hey, anlatsana şunu ya. Neyse ya. Valla sonra konuşuruz. Neyse ya. Ay Selim, gel şuraya yavaş. Biliyorsun böyle bırakamayacağımı. Naz yapıyorsun. Bir otur şuraya. Hı? Ne oldu oğlum? Ne demek ne oldu? Dayının dediklerini duymadın mı? Duydum. Sana kıyamamış. Çocukluğunu hatırlıyormuş falan he. Ben yıllarda annemin karnındaydım Soner. Ne demeye getiriyor bu dayı? Adam karıştırıyor belki. Ne bileyim. Ya da seni birine falan benzetti. Ha? Lan babam bana yalan mı söyledi? Ya benim bir... Yani annemin benden önce bir oğlu mu acaba? Eğer öyleyse nerede, ne yapıyor şu an? Ben bilmiyorum, hiç tanımadım. Tamam oğlum, tamam, sakin ol. Bir dur, bir dur. Hadi Selçuklu aşkına söyler yalanı da, sen nasıl göremedin bunu ya? Şimdi çocuk Rusya'da doğmuş. Rus vatandaşı, kaydı kuydu falan da yok. Yüksek ihtimal doğduğu zaman da kaçaktı diye tahmin ediyorum. O yüzden de kaydı dosyası falan olmadığı için önüme düşmemiş bir türlü. Akgün'e gelen fotoğraf sahte değilmiş yani. Babası da şimdi Akgün'ün çocuktan haberdar olmasını istemiyor. Onunla görüşmesini de istemiyor. Ama yani çocuğun geçmişine bir baksan o kadar fena ki. Ya olacak işte gerçekten yani. Akgün'ün dosyasından daha da kabarık dosyası yani, öyle böyle değil. Sen de söylemek istemiyorsun tabii. İşte bilmiyorum. Tam bilemiyorum canım gerçekten. Yani o sicil benim önüme gelmemiş olsa ben Selçuk Taşkın dinlemez gider Akgün'e çat 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 anlatırdım her şeyi de. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil yani, gerçekten korkunç bir heriften bahsediyoruz yani. Ben bunu söyleyeceğim, ne yapacak? Gaza gelecek, koşacak, gidecek, abisini bulacak. Zaten aile hasret çekiyor. Basacak bağrına. Yani her şeyi görmezden gelecek. Başına kim bilir ne işler açılacak falan filan, anladın mı? Sonu yok yani. O yüzden karar veremiyorum ben de, bilmiyorum yani. Senin de maşallahın var Canancığım. Anlattırdın bana iki saattir car 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 konuştun, fikir vereceğim diye. Ağzını açtın yok. Ne anlattırıyorsun o zaman bana her şeyi? Ya, hoşuna gitmeyecek çünkü söyleyeceklerim. Git söyle diyeceksin değil mi? Yani biliyorsun sen de, doğrusu bu. Sonuçta ailesinin bir ferdi yani, insanın bunu bilmeye hakkı var. Evet, çok da hoşuma gitmedi. Ne dedim? Aman yalan söylüyor mu söylemiyor mu ben bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun, tamam mı? Ama bak Selçuk Taşkın eğer böyle bir şey yaptıysa... ...bir bildiği vardır, senin iyiliğini düşünüyordur. Ne adam. İyiliği oğlum sen? Ben doğmuşum, büyümüşüm. Bir başıma. Başımda bir ana yok, baba zaten yok. Tutunacağım bir dal yok. Neyin iyiliği bu birader? Eğer bak bu doğruysa bana en büyük kazığı babam atmıştır, bunu bilesin. Sen kan bağı nedir biliyor musun? Hı? Kan bağı. Kan bağı bazıları için lanettir oğlum, bak inanmıyorsan karşındakine bak. Anladın mı? Keşke babam karşıma hiç çıkmasaydı dedim lan ben her gün. Bir abim olmasaydı dedim lan her gün. Sen de mi öyle olsun istiyorsun? Akgün Gökalp Taşkın. Geçmiş olsun. Tahliye edildin. Tahliye mi? Ne tahliyesi ya? O ne lan? Sen de aileni çok erken kaybettin mesela. Şimdi biri çıksa, dese ki ben senin ailendenim, bir kardeşinim dese. Sen onu böyle gidip görmek, tanışmak istemez misin? Valla bana zarar vereceğini düşündüğüm biri ise asla istemem böyle. Ya bırak Allah aşkına, inadına böyle söylüyorsun şimdi. Ben biliyorum sen koşa koşa gidersin ya. Sen niye şimdi böyle konuşuyorsun? Sen onu biliyor musun peki? Çünkü sen çok güzel, sevgi dolu bir ailede büyüdün Canancığım. Selim Allah aşkına. Evet öyle. Seni baban seviyordu, annen seviyordu, kardeşin seviyordu.
Yani sen bir ailenin bir anda nasıl cehenneme dönüşebileceğini biliyor musun? Fikrin var mı bununla ilgili? O yüzden böyle konuşuyorsun. Şimdi yarın öbür gün birisi çıksa, ben dese senin ailenden böyle böyle biriyim. Sen düşünmeden onu hemen bağrına basarsın, hemen kucaklarsın. Hayır. Canancığım, aynen öyle yapacaksın. Selim, sen bana çok da öyle bahsetmedin. Ama bir şiddet falan mı gördün sen ailenden? Ne bileyim, kötü mü davrandı annem baban? Öyle bir durum mu var yani? Ne bu şimdi canım? Ne alaka? Ne konuşuyorduk? Nereye geldik konuya? Konuşuyorsun. Konuşuyorum işte. Biz bundan mı bahsediyoruz Canan? Başka bir şey konuşuyoruz. Yani yeri mi bu konuya? Konuşuyoruz yani. Niye şimdi? Ne oluyor ki? Ama bunu mu konuşuyoruz ya? Niye konuşmayalım bunu? Allah Allah. Konuşalım da yani buraya nasıl geldi ben? Niye trip atıyorsun ki sen bana şimdi? Trip atıyorsun. Canan, trip falan atmıyorum ya. Konu buraya neden geldi onu anlamıyorum. Konuşuyoruz. Konuş dedim. Konuşuyoruz şimdi. Tamam, ben verdim kararımı. Sağ ol. Tamam, iyi. Tek kelime etmeyeceğim. İyi, tamam. Ne yapıyorsun? Sen yap o zaman. Bana niye soruyorsun? Konuşmayalım. Bu iş nasıl oldu şimdi yani? Şöyle. Tek bir tane ihtimal var. Kaan şikayetini geri çekti. Böylece benim şafak doldu. Şimdi Eray şikayetini bugün geri çekse seni en erken yarın dışarı çıkarırlar. Ama bak, benim için hiç rahat değil Soner. Gözüm arkada kalacak. Keşke beraber çıksaydık buradan lan. Burada benimle meselesi olan kimse yok. Oğlum rahat ol ya. Gözün arkada kalmasın oğlum. Bir gece fazla yatıp çıkacağım yani. Öyle düşün. Ne değişik adamsın sen ya. Duygusala bağlama oğlum ya. Bir dur. Bir ağırlığımız kalsın burada. Sarılmayacağım lan. Tamam. Ben sana söyleyeyim de. Dayı. Annemle babamın hikayesini anlattığın köyün bir yörenin ismi var mıdır yani? Bana bir deyiversin onu be. Umur Bey köyü. Buraya yakındır. Peki kim? Yani Umur Bey köyünde kime gideceğim ben? İsmi var mı gideceğim kişinin? Sen Zeliha teyzenin evi de gösterirler sana. Allah senden razı gelsin dayı. Yani yaptığın her şey için. Eyvallah. Yolun açık olsun. Eyvallah dayı. Oğlum ben boşuna mı nefes tükettim? Ha? Gideceğim peşine düşeceksin değil mi? Oğlum bir tane anı dinledim bak. Bir tane anı. Oğlum bir tane de fotoğraf var yanımda. Soner, bu aile meselesi. Bana bak. Allah aşkına dikkat et kendine. Uyanık ol. Tamam, tamam. Sen git hadi. Haydi. Özletme. Allah kurtarsın. Eyvallah. Eyvallah. Ne sabırsızsın sen ya. Çocuk daha çıkmamış bile olabilir. Asıl Soner boşu boşuna girdi şimdi içeri. Yazık çocuğa ya. Olsun canım. Yani en azından bir düşüneni var. Saçmalama. Ne saçmalama Naz? Yani dün pek bir yakın gibiydiniz sanki böyle. Ha? Ne? Bir durulmalar, bir şeyler. Sana inanmıyorum. Ne? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bak bunlar çok tanıdık refleksler. Çocuk sadece ilginç bir tip. Bu kadar. Sen ciddi misin ya? Yağmur. Tamam, tamam sustum. Ne? Çocuk sadece çok ne? İlginç bir tip. İlginç. Ateş bacayı sarmış. Yağmur sus. Sarmış sarmış. Hmm. Asıl günün kahramanı burada. Günaydın. Ne haber? İyidir vallahi, ne olsun. Günaydın Kaan. Günaydın. Kaan, sağ ol. Bir şey değil. Artık herkese ne kadar aptal bir olduğumu anlatabilirsin sen de. Hayır, sen olması gerekeni yaptın. Gerçekten. Sağ ol tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Selametle. Selametle. Geçmiş olsun. Eyvallah savcım, sağ ol da. Nasıl oldu bu? Kaan. Sen mi ikna ettin? Bilmem, belki de. Ne diyeceğim, Soner içeride kaldı. Ne yapalım? O da nasıl girdiyse öyle çıkacak.
Sen çıktığına pek memnun olmamışsın gibi duruyorsun. Hayırdır? Ulan karı koca işi gücü bıraktık. Senin peşinden koşuyoruz. Bir memnun edemedik seni ya. Geç arabaya. Emniyete gideceğiz daha. Bir sürü kağıt imzalayacağım. Garip bir durum bu. Çünkü hiç ayrılmayacaklarını düşündüğüm bir çiftin tarafları olarak karşı karşıya geldik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu masada oturan herkesi arkadaşım olarak görüyorum. Dediğim gibi bu tuhaf davada karşı karşıya gelmiş olsak da profesyonel bir çekişme olarak görüyorum bunu. Ama bence Bedri Fatih abi. Öyle değil mi avukatım? Canan. Devam edin. Neyse Sadet'e gelelim biz. Duygusal bir yer çekmeye de gerek yok. Boşanıyoruz. Bizim bir takım taleplerimiz var. Değil mi Canan? Evet. Taraflar zaten aralarında anlaşmış gibiler. Biz eşit bir paylaşım olur diye düşünüyoruz. Öyle değil mi Metin'ciğim? Emel ne istiyorsa olacak. Metin o zaman bana ihtiyacın yok. Evvel bir avukat tutmamı istedi, o yüzden masada oturuyorum. Abla, eniştem zaten her şeyi kabul ediyor. Eniştem deyip durma şuna. Vallahi ben söyleyeyim, ben Metin'in yerinde olsam şahsen bu kadar bonkör davranmazdım. Fatih. Uzatmayalım lütfen. Evet, yani taraflar zaten anlaşmışlar, aralarında çekişmeli bir durum yok. Sen bir dur Canan. Var. Ne var ya Emel, yapma lütfen. Tekne. Tamam, ne var tekne? Tekneni de istiyorum. Ne? Yok artık. Yani sen, ben paçozu seninle evlenmeden önce satın aldım. Paçozmuş. Terbiyesiz. Adı da değişecek o teknenin. Sen bahsetmedin bana böyle bir şeyden abla. Şimdi duydum sen de işte. Canım bak yapma. Ya sen ne yapacaksın tekneyi? Ne yapacaksın tekneyi, ne yapacaksın? Kaldı ki sadece yarısını alabilirsin Emel'cim teknenin. Yarısını alırım o zaman ben de. Ya ben nasıl vereyim abi teknenin yarısını? İkiden ortaya mı keseyim, ne yapayım? Ya yani bir fiyat verirlerler değil mi? Ben de öderim onu. Hayır efendim. Satılacak o tekne. Ya ama bu nasıl bir şey ya? Yani bu hiç uzlaşmacı bir tavır değil Emel'cim. Uzlaşmaya çalışmıyorum zaten Fatih için. Ya Emel bak yapma, rica ediyorum. O tekne benim her şeyim. Her şeyin öyle mi? Evet öyle. Ay yazık, derdine bak, ne yapacak bu şimdi değil mi? Bir kayık al yaşı içinde o zaman. He? Ayrıca o teknenin bakımı benim ilk maaşımla ödendi. 20 yıl önceydi o. Neyse ne? Allah Allah, istiyorum tekneyi. Ya yeter ya! Tamam sakin. Ya yeter, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Tamam anladım, sen sakat bırakmaya çalışıyorsun ama... Ya ailemi kaybediyorum ben zaten. Ne yapayım, keseyim bacağımın da yarısını vereyim. Beter ol Metin. Vermiyor musun tekneyi? Mahkemede alırım ben. Tamam ya. Abi mahkeme diyor. Niye böyle yapıyorsun ya? Veriyor ya işte her şeyi. Ne yapacaksın tekneyi? İhtiyacım var. İstiyorum işte. Sırf canını yakmak için yani. Evet. O benim etimden et kopardı. Onun da canı yansın. Teknesiymiş efendim. Hadi sen de git içeri, ne yapıyorsan yap. Gelme peşimden. Git bunlarla uğraş. Çok kızgın sana. Ya bana çok kızgın da mahkemede görüşürüz ne Canan? Ben konuşacağım onunla, tamam. Tabii tabii, biz hallederiz. Sen takma kafana. Tamam mı Fethi'ciğim? Aynı hafta ikinci davada karşılaşıyoruz. Mesleğe hızlı dönüş yaptın Canan'cığım. Yok, ben bunu öyle davadan saymıyorum ya. Tabii canım da bunlar mahkemeye kalmadan barışırlar. Bu kadar gerginin üstüne bir kahve içelim. Ya Yağmur sana davadan önce bir şeyler söylemiş galiba. Ya söyledi. Ha, o Bedri diye bir isim duymuş. Selim'e komplo kuranlardan biri olduğunu düşünüyor. Onda sen olduğunu düşünüyor falan. Ciddiye almadın inşallah. Yok canım, almadım tabii ki. Hatta ne olduğunu da hatırlamadım da şimdi sen söyleyince Bedri anımsadım biraz. Evet. Biraz kafası karışmış galiba Yağmur'un.
Sen de ciddiye almadın herhalde. Yok, ben ciddiye alsam sen de konuşur muyum şu anda? Bir de bu Korhan'dan bir haber yok mu? Hayır, yok. Kapandı gitti o zaman o mesele. Yani. Tamam. Neyse, benim çıkmam lazım. Konuşuruz detayları sonra, tamam mı? Bay bay. Yalancı. Al. İmzala şunu. İçeride ne oldu? Çok mu üzerine geldiler senin? Yok be sadece büyütülecek bir şey yok. Sıkıntı yok. Ne oldu oğlum? Bir şey olmuş işte. Yolda da konuşmadan hiç. Ya kurban olurum sana. Sende bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Bir gün yattın çıktın ona mı dalgalısın? Ne alakası var savcı? Vallahi sendik bir şey yok. Sendik bir şey yok diyorsun. Bir şey var demek oluyor bu işte yani. Ya savcı bir şey oldu. Bir şey oldu. Ya. Seninle alakalı değil ama. Yavrum olsun, benimle olmasın alakası. Bilmiyorum ben de aslında. Ya ben içeride bir dayıyla tanıştım savcım. Tamam. Babamı tanıyor, biliyor bu dayı. Sağ olsun korudu kolladı, bize sahip çıktı içeride. Tamam. Dayı bir anısından bahsetti. 20 sene evvelki bir anısında bir çocuğu anlattı bana. Annemle babamın yanında, bu bendeki fotoğraftaki gibi yani. Annemin oğlu diye bahsetti çocuktan. Hı. Dayının yaşı başı var. Tamam. Bir hatırası da bir 20 yıl evveli. Yani adam yılıyla çocuğu yanlış hatırlıyor olabilir. Yanlış çocuğu hatırlıyor olabilir. Başka biri olabilir. Ama gel gör ki ben yine de böyle... Kafan karıştı. Benim kafam karıştı savcım. Sen şimdi bana yapma etme diyeceksin. Kızacağım bir ton ama... Benim kafam karıştı. Peki... Gerçeği öğrenince ne yapacaksın? Haydi, yani gerçeği öğrenince gerçeği öğrenmiş olurum herhalde savcım. Bunun sorgusu mu olur savcım? Korkmam, yapma. Hayır. Gerçeği öğrendiğinde... ne yapacaksın? Senin bir abin varmış. Annenin ilk evliliğinden olan bir abin varmış. Ne evliliği ne abisi savcım. Ha? Ne diyorsun savcım, sen ne anlatıyorsun? Gerçek bu. Öğrendin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam dur, geleceğim. Bir... Oğlum. Nereye gidiyorsun? Selamlar Ali. Hoş geldiniz Canan Hanım. Selim odasında değil mi? Akgün'ü alıp geldi, odasındalar. Tamam, sağ ol. Yüzünü mü yıkadın? Hı. Daha iyi misin şimdi? Benim babamla görüştü. Yok, babanla görüşmek falan yok. Bitti o iş. Kapandı. Babanla görüştür şimdi. Böyle abin var deyip babanla görüşemezsin, babanla çekemezsin. Görüşemezsin. Babanla görüştür. Beni acil babanla görüştür. Oğlum ben sana ne anlatıyorum bak.
Ben sana ne anlatıyorum? Babanla görüşemezsin. Babanla ben görüştüm, konuştum. Bunu da bana baban anlattı zaten. Acaba nasıl olmuş? Bak, abin denen herif pis bir herif. Anlatabiliyor muyum? Bütün olayların içinde ismi geçen aşağılık bir suç makinesi abi. Bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptın acaba bunu sen? Annemi nasıl yaptın? Annem nasıl bıraktı gitti acaba? Annenle bir alakası yok. Annenin suçu annem değil. Annem bıraktı gitti mi? Baban yollamış. Annem yapmaz ya, biliyorum. Babam kim bilir neler yaptı. Kim bilir neler yaptı. Kim bilir o çocuğu annemden ayırmak için neyle tehdit etti annemi? Görüştürmedi. Sürgüne yolladı çocuğu. Annem. Annem bu yüzden mi rahatsızlandı acaba? Bu yüzden mi iyileşemedi annem? Hiç yüzü gülmüyordu. Hiç annemin yüzü gülmüyordu. Annemin yüzü bir günden bir güne gülmedi. Her şeyin suçlusu, kabahatlisi babam. Selçuk Taşkın denen o kansız. Hayatımı şimdi kazığını attı bana. Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Babandan nefret ederek mi baş edeceksin bu durumu? 20 yıl savcım, 20 yıl. Bana 20 yıl boyunca bu adam gözlerinin içine bakarak yalan konuştu. Oğlum belki de mecbur kaldı. Baban belki de mecbur kaldı. Ne mecburiyeti? Ben babanla konuştum. Bunu zaten babandan öğrendim. Nedenini, nasılını sordum. Dedi ki bu çocukla görüşmesini istemiyorum dedi. Duyuyor musun beni? Şimdi bak, bir baba böyle bir endişe taşıyorsa ona bir hak vermek gerekir. Ne hakkı ya? Ben yalan eğer yediysem, kazığı yediysem babadan, en güvendiğimiz yerden, daldan yediysek o kazığı, bunun hiçbir haklılık payı yok. Sen ne anlatıyorsun savcım lan? Ya sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Bana mı anlatıyorsun? Benim babam suçluydu. Bak, benim babam hapse girdi. Benim babam suç işledi. Adi bir suçlu olduğu için hapiste yattı. Ve ben hayatım boyunca onun kan bağından kurtulmak için uğraştım. Ben hayatım boyunca bu savaşı verdim. Eğer kurtulamasaydım şu anda kim bilir neredeydim? Sen bana mı anlatıyorsun? Babanın yapmaya çalıştığı şey bu. Seni o pislik heriften uzak tutmaya çalışıyor. Bak, bunun nesini anlamıyorsun? Sicili burada al bak. Uzak dur benden diye bağırıyor bu herif. Nereye? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Buraya gel lan. Canım. Ya. Hala kapalı ya. Acaba çıkmadı mı Eray? Çıkmamış mıdır ya? Şimdi Yağmurcuğum, dönüp dolaşıp geleceği yer yine burası zaten. O yüzden sen rahat ol ya. Rahat olayım. Tamam, rahatım zaten ya. Dur bir daha arayayım. Yağmurcuğum rahat ol. Yok, hala kapalı. Sevdiğiyle iletişim kurmadan duramayanlar da bugün. Sen bu arada geri çektin mi şikayetini? Ha, gideceğim bugün. Hayır yani, ne bekliyorsun? Sonra içeride mi kalsın? Şimdi şu an zaten emniyete gidiyorum onun için. Ahmetciğim de cezaevine Soner'e uğrayacak. Birkaç bir şey istemiş kendisi. Cezaevi mi? Ben de mi gelsem sizde? Naz Hanım, siz cezaevine. Saçmalama Naz. Hazır mısınız Eray Bey? Hazırım Ahmetciğim. Şu arabanın anahtarlarını alayım çıkalım. Bir saniye beklesenize. Soner'e gidecek çanta bu değil mi? Başka çanta yok Naz Hanım. Yağmur, görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Dur bir daha arayayım. Belki çıkmıştır. Yağmur ya. Ahmet. Bebeğim bir versene şunu ya. Ben de Soner'e ufak bir hediye koyacağım. Hadi git, geliyorum ben. Bebeğim diyor ya. Bir an önce çık, bana kahvaltı sözün var daha. Sevdiğiyle iletişim kurmadan duramayanlar da bugün. Ha? Vay be Naz. Ah.
Akgün abisini anlattın ama görüşmemesini söyledin. Dinlemedi ki zaten, bastı gitti. Duydum. Babanla ilgili anlattıklarını da duydum. Yok mu bir açıklama? Baban hüküm giymiş bir suçlu muydu yani Selim? Hapiste mi öldü? Tamam, duymuşsun işte, babam suçlu. Hüküm giymiş bir suçlu. Bunu konuşmak zorunda mıyız? Konuşmak zorunda değiliz herhalde 20 yıldır anlatmadığına göre. Anlatacak bir şey yok demek ki, ondan anlatmamışım. Nasıl yok ya? Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Akgün'le konuşuyorsun ama. Tamam, sen neyi zorluyorsun ya? Yeter ya, yeter. Yani ne kovalamaya çalışıyorsun? Boşandığın kocanın babasını niye bu kadar merak ediyorsun ya? Neden düştün peşine? Hani ne anlatmamı istiyorsun sana yani? Burada oturup babamın suçluluğunu mu anlatacağım? Ne anlatacağım? Konuşmak istemiyorum dedim de bitti, konu kapandı işte. Yalan söyleyeceğimi düşünüyorsan da öyle düşün. Ne olur konuşmayalım, şu mevzuyu kapatalım ya. Evet, eski karın olarak soramam belki ama çocukların annesi ve hayatımın 20 yılını seninle geçirmiş bir insan olarak kendimi aldatılmış hissediyorum. Ben buraya sana bir şey danışmaya gelmiştim, bir yardım istemeye gelmişim de yani hata etmişim herhalde bu kadar laf işittiğime göre. Etmeyin merak, ben de merak etmeyin. Eski kartını da etmeyin. Efendim Yağmur. Anne, ben babamı aradım, açmadı. Akgün'ü de arıyorum, telefon hala kapalı. Ne oldu peki? Çıktı mı? Bir haber var mı? Az önce babanın yanındaydı. Oh, iyi o zaman. Tamam, o şimdi mekana gelir. Yok, bence mekana gelmiyordur Yağmur. Eve gitmiş olabilir. Niye öyle dedin sen? Yağmur, sen istersen bir Akgün'ü gör ya. Tamam mı? Bir yalnız bırakma. Tamam. Tamam anne. Ne olmuş? Galiba Akgün biraz kötüymüş. Ben bir gideyim yanına, tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey unutmadım. Ben ifade değişikliği için gelmiştim ama. Buyurun. Neyle ilgiliydi ifadeniz? Şikayetçi olmuştum bir arkadaştan. Ona bir bakacağız. İsim? Nereye gelecek cesaretin nereden lan? Sakin. Sen bu yüzü nereden sakin. Ben buraya bela çıkarmaya gelmedim. Yağmur'la konuşacağım. Yemez bunu. Biraz atın varsa lütfen. Beyefendi. Efendim. Ha. Ben vazgeçtim ya. Belki daha sonra uğrarım. Kolay gelsin size. Thank you.
Telefonun kapalı olunca merak ettim seni. Annemi aradım. O da bir Akgün'ü gör bence deyince aklım sende kaldı. Ulaşılmasını isteseydim telefonlarım açık olurdu herhalde. Haklısın. Değil mi? İyisin sen gördüğüm kadarıyla. Tamam ben gideyim o zaman. Görüşürüz. Ne yapıyorum ben ya? Yağmur. Yağmur. Çok özür dilerim. Ben ne yaptım bilmiyorum. Karma karışığım yani. Tırlatmak üzereyim ben. Haklısın tamam benim gelmemem lazım da özür dilerim. Ben ne düşüneceğimi ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yağmur. Sana ihtiyacım var. Gitme. Lütfen. Tamam buradayım. Buradayım. Gitmiyorum hiçbir yere tamam mı? Oğlum sen ne diyorsun ya? Ciddi misin? Abi. Allah Allah. Bu evde ahtapot ilk daha yani. İlk bir şey. Afiyet olsun. Ama baya bildiğin restoran ahtapotu olmuş. Vallahi. Eline sağlık. Benim restoran macerası bitti. Ben de bundan sonra işte ya sana pişireceğim ya eşe dosta pişireceğim. Anca böyle. Oha. Ellerine sağlık. Çok güzel. Afiyet olsun. Vay vay vay. Güzel işte. Çok güzel ya. Asıl bu ahtapotu teknede yiyeceksin teknede. Teknede mi? Tabii. Ya çağırmayayım ki tekneye gelin. Tekneyi istiyor abi. Verdiğim onca şey yetmedi. Bir de tekneyi istiyor. Ya abi parasının yarısını vereyim dedim. Yok. İlla tutturdu satılacak satılacak. Neden? Çünkü manevi değeri var. Ne yapıyor? Manevi ceza mı kesiyor? Öyle bir şey mi? Öyle. Bizim ailemizin her şeyi o tekne. Her şey onun için ne oldu abi? Aileden bir birey gibi. Paçoz işte. Evlenme teklifini orada yaptım. İlk öpüşmeyi orada yaptım. Hafızamı silmek istiyor. Derdi o. Verme oğlum sen de tekneyi. Vermeyeyim değil mi? Verme tamam. Manyak mısın? Emel abi bu. Ne yapar ne eder alır o tekneyi. O zaman sen de şöyle yap. Onun için çok kıymetli olan bir şeyin yarısını talep et ondan. Ya yok ben hiç girmeyeyim o işlere. Şimdi kavga dövüş ne gerek var abi boş ver. Yok. Emel ne yapacak biliyor musun? Bak bu dediğimi iyi dinle ve güven bana. Emel seninle kavga ede affedecek seni. Bak bunu planlıyor. Öyle mi okuyorsun hikayeyi? %100. %100 güven bana eminim. Oğlum bana güvenmeyeceksin kime güveneceğim bir baksana bana. Boşandığı karısının karşısındaki evi kiralayan bir adamım ben ya. Kime güveneceksin oğlum başka? Nasılsın sen? Senin aklın canlandı hala. Harbi mi diyorsun ya? Oradan öyle mi okuluyor? Öyle mi görüyorsun bu mevzuyu? Bence biz daha bu şekilde böyle giderse daha çok ahtapot pişiririz karşılıklı. Bacanak. Kök içiyle parantez x1'e yakın. Tamam onu anlatalım. Çalışıyorum. Bir şey mi dışarıyorduk, bir şey yapıyorduk. Ne bileyim ben yani. Kaç yıl geçmiş aradan. Bunu mu hatırlayacağım ben? Ya anne sen de bilmiyorsun işte ya. İyi ki bir yardım istedim senden anne. Bak matematiğin kötü diye hiç şimdi benden hırsını çıkarma sevgilim. Tamam mı? Anne. Uğraşıyorum işte ha. Acaba arkadan mı baksak var cevapları? Varsa arkasına niye beni uğraştırıyorsun sevgilim ya?
Testin arkasındaki cevap anahtarıyla olur mu iş ya? Allah Allah. Zaten orada niye var ki cevap anahtarı? Öyle test çözülür mü? Ne Nedir var? Problem? İyi. Ne yapıyorsun? İyiyim. Yardım etsene şuna. Tabii. En sevdiğim şey. Annenin çözemediği problem ne bir bakalım. Şimdi ne diyor? Karekök x bölü karekök y. Tamam. Evet. Ne yapacağız? Şimdi x kareyi hemen parantez dışına alalım mı? Evet. Bunu attık parantez dışına. Tamam. Y parantez içinde kaldı. Tamam. Bunu buraya aldık. Karşıtları çarp. Ne oldu? X kare bölü y kare. Ne çıkıyor buradan? 4. Bu kadar ya. Bitti bu iş. Bak görüyor musun? Adam canavar gibi hatırlıyor her şeyi ya. Adam bu işi biliyor ya. Kolay değil mi? Aslanım benim. Teşekkür ederim. Açılarla aran nasıl? Ya işte. Var mı şeyim? Yapıyoruz ya. Neyse. Tertemiz yapmışsın belli. Ben yapayım. Yapamadığımı sana getiririm hanım. İşim gücüm var Selim. Ablamı arayacağım daha. Niye geldin? Metin bizde. Bu boşanma süreci galiba biraz sancılı geçiyormuş. Evet, sancılı geçiyor. Ben bugün sana biraz ters yaptım. Yaptın, evet. Alıştım artık. Haksız olunca hemen kalp kırıyorsun yani. Nasırlandım artık. Canım, ben seni tanıdığım ilk günden beri bu geçmişimle ilgili olan mevzuyu sana nasıl izah edeceğim diye kıvranıp durdum yıllarca, bugüne kadar. Ama işte bu zaman içinde onu unutmaya çalışmak, hatırlamamak falan işime geldi. Çünkü geçmişten bugüne, bu zamanlara böyle kötü hatıralar taşımak istemedim hiç. Ne yapacaktım yani seni? Ne yapacağım? Ne yapardım yani? En fazla yardım ederdim. Ederdin, evet. Ama bir çocuk babasından yaralıysa eğer, o kötü hatıraları işte kendi çocuğuna devretmek istemiyor. Her şeyi sıfırdan yapayım istedim. Her şeyi sıfırdan başlayayım istedim. Hepsini geride bırakayım istedim. Kötü anıları yok sayayım istedim. Bizim için yani. Selim, Allah rahmet eylesin. Suçluymuş baban. Tamam ya benim... Ne dememi bekliyordun sen? Olmaz bu iş. Babanın adli sicilini getir mi diyecektim sana? Yok DNA ile sana da bulaşırmaz Allah filan mı diyecektim? Ne yapacaktım yani? 20 yıl ya. 20 yıl insan böyle bir şeyi saklayabilir mi ya Allah aşkına Selim? Kendi kafanın içinde yaşamışsın. Kendi kendine büyütmüşsün bazı şeyleri. Benim haberim bile yok. Benim babam gerçekten suçluydu canım. Tamam, umurumda değil. Suçluysa suçluydu, tamam. Suçunu sormayacak mısın? Sormayacağım ya. İstemiyorum artık. Yok ne, nasıl, niçin artık bitsin, yetsin. Sormuyorum, umurumda değil artık. Sen bunları söylemeye mi geldin? Ne için geldin? Senden özür dilemek için geldim. Özür dilerim canım. Seni kırdığım için özür dilerim. Böyle olunca nefret ediyorum kendimden. Sen bugün şubeye senden yardım istemek için geldim dedin. Sonra konuşamadık da onu. Ne oldu? Bir şey değil, Fatih'le ilgili konuşacaktım. Fatih mi? Düşündükçe böyle kafayı yiyecek gibi oluyorum. Sözde değişecekti ya, sözde benim gördüğüm değişiyordu. Babalık yapıyordu bize sözde. Babanı dinlemeden karar vermemelisin Akgün. Ya neyini dinleyeyim Yağmur, neyini dinleyeyim? Yok suçluymuş, yok sicili varmış, yok içeri girmiş çıkmışmış. Önüme bir tane dosya koymuşlar. Aynı sicil bende de var. Bir de bana bir tane mektup yollamış. Mektupta da şu yazıyor. Hani her şeyin suçlusu, kabahatlisi benim. Haberin olsun diye. Ayıp ya. Hani anneme yüklenmeyeyim diye yapıyor bunu. Anneme öfkelenmeyeyim, anneme kızmayayım diye yapıyor sözde. Bak aklınca. O kadar tanımıyor yani. Vardır babanın da bir bildiği ya. O çocuğu evden göndermek için kim bilir neler yaptı Yağmur. Ben tahmin edemiyorum. Selçuk Taşkın'ın... Annem iyileşmiyordu ya. Annem sürekli hastaneye gidiyordu, geliyordu. Sürekli bir... Yatırıyorlardı hastaneye, tekrar geliyordu. Yatırıyorlardı, tekrar geliyordu. Ama yok, annem aynıydı yani. Mutlu olamıyordu, iyileşmiyordu bir türlü. Yüzündeki hüzün bir türlü gitmiyordu. Belki de bu yüzdendi. Hayır. Hayır bak. Akgün, sen şu anda babanla değil, kendinle kavga ediyorsun, tamam mı? Ya abin babanın dediği gibi bir çocuksa, ya doğruysa?
Sen babana hak vermekten korkuyorsun. Hayal kırıklığına uğramaktan. Babanın söylediği her şey seni derinden etkiliyor. Öyle ya babam haklıysa şüphesini bağırıp çağırarak bastıramazsın. Ne yapayım? Gideyim babamın eline sarılayım da öpeyim, koklayayım da teşekkür mü edeyim? Ne yapayım Yağmur? Müzeş. Topla cesaretini, git abini bul. Yap bunu. Bak senin de cesaretin yok. Akgün bak artık geçmişte savaşmayı bir kenara bırak. Ve şimdiki zaman için uğraş, tamam mı? Bir bak bakalım kimmiş, bir tanı. Abim diyebileceğin biri mi, bir öğren. Haklı olduğumda hep aynı şeyi yapıyorsun. Neyi? Gelip yanıma oturuyorsun. Sen de beni nasıl hemen böyle bu kadar sakinleştirebiliyorsun gerçekten anlamış değilim. Çünkü çocuk gibisin. Hızlı parlayıp çabuk sönen bir çocuk. Belki de bir tek sana böyleyim Yağmur, bilmiyorum. Senin yanında yani. Belki. Biz neyiz peki şimdi senin de böyle, ne yapıyoruz? Tamam kafamı karıştırma. Ya sen benim kafamı allak bullak ediyorsun ama. Tamam, sakinleştin, kendine geldin. Sen bir otur, düşün, bir karar ver, tamam mı? Çünkü hayatına birini alacak olan sensin. Ya da yapmayacaksın. Hadi ben gideyim. Görüşürüz. Yağmur. Yağmur. Sağ ol. Şimdi bir dakika. Sen birinin evine gidip bir laptop çaldın. Sonra bir tane adamla dövüştün. Dövüşmedim. Sonra senin çaldığın laptop senin ofisinden başka bir tarafına çalındı. Koran denen adam kayıp. Ve bu mesajlarda Fatih'in Bedri olduğundan eminsin. Eminim, eminim ya. İşte Fatih buluşmaya gidecekti Koran'la. Sonra buluşmaya gelmedi. İşte ondan sonra da kayboldu gitti ortadan. Canan sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın bu? Yani bunu bana niye söylemedin daha önce? Niye paylaşmadın benimle bunu? Hayır bir de benim üzerime kurulmuş bir komplo, onu çözmek için yapıyorsun falan. Ya kendi kendimi halletmek istemiş olamaz mıyım ya? Müthiş ya vallahi. Aslında şu Korhan denen herifin üzerine gidebilsek. Ya işte ben orada hata yaptım ya. Çok gittim adamın üstüne. Komplo kurdum diye tehdit ettim. Konuşacaksın dedim. Yani adam da kaçtı gitti. Telefonuna cevap vermiyor. Yok adam kayboldu gitti ortadan ya. Ya da susturuldu. Nasıl olabilir mi öyle bir şey? Olabilir, bilmiyorum. Ama bir ceset meset bir şey çıkardı ortaya. Bir de yok ya Fatih öyle birini öldürtecek falan öyle bir insan değil. Orası hiç belli olmaz ya. Öyle bir açmaza girmiştir ki yani Fatih'in ne yapacağı belli olmaz. Bir de ben her şeyi beklerim Fatih'ten. Kahretsin ya. Bir de Korhan'la buluşmaya ben yolladım Fatih'i. Şimdi bu Korhan eğer öldüyse bizim onun cesedini bulmamız lazım. Başka türlü Fatih'in suçlu olduğunu ispatlayamayız. Ortada ceset falan da yok. Yani umarım da olmaz. Aptal yerine koydu beni ya. Gözünün içine baka baka yalan söyledi resmen. Aynı senin gibi işte. Ne? Ben de böyle bir şey var herhalde Selim. Herkes yalan söylüyor bana ya. Kızım, eşim, dostum herkes yalan söylüyor. Bende herhalde bir şey var bende yani. Benle ne alakası var ya? Beni niye soktun işinin içine muhabbetin? Ne yok mu? Yalan mı? Biz Fatih'i mi yakalayacağız yoksa benden hesap mı soracağız yani? Ya nasıl yakalayabilirsin sen bu Fatih'i şimdi? Diyorum ki ben bu telefon sinyallerini bir inceleteyim. Sonra MOBESE kayıtlarına baktırayım. Çünkü bu ikisinin yan yana geldiğini bizim bir şekilde ispat etmemiz gerekiyor. Başka türlü çözemeyiz. Çıkamayız işin içinden. Bu kimliği teşhis edilmemiş cesetleri falan da araştıracağım. İlla bir iz bıraktılar arkada yani. Başka türlü mümkün değil. Haber ver bana da. Sana haber vermek falan değil. Ben sana daha başka bir şey söyleyeceğim asıl. Gel şu işi birlikte çözelim. Hı. Birlikte çalışalım. Profesyonel olarak. Yok istemiyorum ben. Canancığım hemen öyle hayır deme ya. Biliyorum bana kızgınsın. Ama bir düşün. Benim çok yardımına ihtiyacım var bu konuyla ilgili. Çok hakimsin çünkü mevzuya. Bir de Fatih'i beraber yakalayalım işte ya. Bitirelim yani. Tamam. Ben gidiyorum şimdi.
Ne bu şimdi? Saat 9'da miras hukuku dersin vardı değil mi? Derslerimi mi ezberledin sen? Öncesini yakalayabilmek için mecbur. Sebep? Dün biri benim kafamı açtı, bir konuda cesaretlendirdi beni. Devamı gelir mi diye merak ediyorum onu yani. Kendine yol arkadaşı arıyorsun. Yağmur, abimi bulacağım. Elimde sadece başlayacağım nokta var, ötesi yok. Benimle öğrenmek ister misin? Neden olmasın? Hadi. Kavga etmeye gelmedim. Ama özür dilemeye de gelmedin. Nasıl olsa istediğinizi aldınız, değil mi? İşimi yapıyorum Serap. Yaptığın iş durduğun tarafı da gösterir. Ben, bak bu olayı konuşmaya gelmedim ben. Ben arkadaşın olarak seni bir konuda uyarmaya geldim. Arkadaşım olsaydın yanımda olurdun Canan. Eğer özür dilemeyeceksen konuşacak pek bir şeyimiz yok bence. Konu Fatih. Ne olmuş Fatih? Şimdi onunla yakınlaştığınızın farkındayım ama o göründüğü gibi biri değil Serap. Neden böyle bir şey söyledin şimdi? Yani kendini daha fazla kaptırmadan gerçekleri görmeni istedim sadece. Üzülmeni istemem. Adeta Selim Kara konuşuyor şu an. Selim haklı Fatih konusunda. Neymiş Fatih'le ilgili gerçekler? Şu an söyleyemem sana ama... Ya beni tanıyorsun bu kadar yıldır. Yani güven bana. Ben seni bunca yıldır tanıdığımı zannediyordum Canan. Ama gördüm ki hiç tanıyamamışım. Fatih'e gelince ben insanları duyduklarıma göre değil, gördüklerime ve yaptıkları eylemlere göre değerlendiririm. Fatih bugüne kadar bana yardım etmekten başka bir şey yapmadı. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyiz. Peki. Umarım hayal kırıklığına uğramazsın. Kolay gelsin. Hoş geldin Metin Bey. Ne oldu, pişman oldun galiba. Alayım teknenin anahtarını. Anahtarları alacaksın ha? Sen bak bakayım benim gözüme. Ben de o gözüm var mı? Sen daha çok beklersin anahtarı böyle elin havada Melan'ım. Öyle mi? Öyle. Nasıl olsa mahkemede çatır çatır alacağım o teknenin anahtarlarını senden. Alırsın. Sen niye geldin be? Ben boşanmıyorum Eme. Ne? Hatta restorandan da çıkmıyorum. Biz bu restoranı evlendikten sonra almadık mı ya? Ha? Öyle değil mi? Demek ki neymiş? Bu restoranın yarısı da benimmiş. Öyle değil mi? Sen delirdin herhalde. Evet, delirdim. Önce sen delirince çok tatlı oluyor. Bakalım ben delirince nasıl olacak? Çık mutfaktan. Sakin. Sakin. Bak, bir kez daha. Sen eğer restoranda istiyorsan protokole yakışıklı bir imza atarsın. Verirsin benim teknemi, alırsın restoranımı. Nasıl? Metin çık mutfaktan. Metin çık mutfaktan. Metin çık mutfaktan, çık! Sıcır ver bana yarabbim. Gel. Hadi canım. Profesyonel olarak yanımda ol dedim. Geldim işte. Evet. Ha, nedir durum? Çok iyi, süper. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen gireyim o zaman mevzuya.
telefon sinyal kayıtları geldi. Adamın telefonu en son Marina'dan sinyal vermiş. Orada bir kişi daha var. Onun telefonu da oradan sinyal vermiş. Bil bakalım kim? Fatih. Orada buluşacaktı adamla. Şimdi görüntüler de gelecek. Onlara bakacağız. Eğer bu ikisini yan yana orada görürsek... Fatih'e çok güzel bir sürprizim var. Bir tane de ceset var aynı tarihler içinde. Sakız Adası'na vurmuş. Sabah bunun için Ankara'yı aradım. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü araya girdi. DNA örneğini ve otopsi raporunu istedim. Eğer ceset Koran'a aitse bu iş bitti. Birkaç günde öğreneceğiz. Ne ya? Ne bakıyorsun? Sevinmem mi gerekiyor? Ya bölmüş olabilir sonuçta. Üzülemem mi? Hayır ya. Onun için söylemedim. Yani sevinme tabii de. İçim sıkıştı. Ben olayı anlattım yani. Olanlar bunlar. Gel. Sayın savcım. Marina'nın kayıtları çıktı. Tamam gel. Gel komiserim. Bakalım onu. Gel gel. Evet. Tamam, bu Fatih'in arabası. Burada saat kaç? 23.07 Sayın Savcım. Tamam, çok güzel. Sonraki kamera görüntüsü. Bu görüntüde Atatürk Bulvarı çıkışı. Saat 23.12. 23.12. Peki bu Koran'ın telefonu en son kaçta sinyal vermiş? 23.28 Sayın Savcım. Tamam, çok güzel. Sonraki kamera? Bu da Marina'ya giden 1016. sokak. Saat 23.22. Tamam, burada da var. Marina yolu. Bir tek Marina kaldı. Devam et. Marina'ya ait başka kayıt yok Sayın Savcı. Nasıl yok? Nerede gerisi? Marina'ya ait o günkü görüntüler silinmiş Sayın Savcı. Ne demek silinmiş ya? Normal mi bu? Kamera arızası nedeniyle bazen olabiliyor, kayıt çıkmıyor. Yapma ya komiserim, yapma, gözünü seveyim yapma. Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. Kayıtlar silinmiş ne demek ya? Sayın Savcı'm, şahısların telefonları aynı anda aynı yerde aktif. Marina'ya kadar olan görüntüler de mevcut. Sizce de yeterli değil mi? Değil işte, yeterli değil. Marina'nın da olması lazımdı ya. Gel. Savcım, Yunanistan'dan haber geldi. Halil Sadi Bey, ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Görüntüleri almak hiç kolay olmadı. Bundan sonra ihtiyatsız davranış istemiyorum. Haklısınız efendim. Ama ben olay çoktan kapandı zannetmiştim. Hakkınızı ödeyemem. Bak, günü hapse yolladın. Bize faydalı olduğunu gösterdin. Keşke içeride de tutabilseydim. Sorun değil. Bu kadar kalması yeterliydi. Siz öyle diyorsanız... başka bir emriniz? Savcının elinden şimdilik kurtuldun. Dikkat et, ceset ortaya çıkmasın. Yok, o ceset ortaya çıkacak olsa çoktan çıkardı. Siz hiç endişe etmeyin. Etmiyorum. O senin problemin artık. Saygılar. Müsait misin? Bir uğrayayım dedim. Tabii ki, gelsene. Gelmiyor. Geçelim. Ne güzellik böyle. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu karşı tarafa soralım mı? Hadi. Nereye? Şu karşı, bak, köy kahvesi var orada. Tamam. Tamam ama sen sanki biraz heyecanlı gibisin. Yok ya, heyecanlı değilim. Hadi. Hadi hadi. Tamam. Ama bak, yani 20 yıl oldu, tamam mı? Böyle bir şey bulma ihtimalimiz çok az. O yüzden beklentiyi biz düşük tutalım. Anlaştık mı? Tamam Yağmur, tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu köyde Zeliha diye birini tanıyor musunuz? Zeliha? Soy isim yok mu? Soy ismi yani Umur Bey köyünden Zeliha diye söylediler bize ama. Bizim bu Veysellerin annesinin adı Zeliha değil mi? Vallahi bildiğim bir tane Zeliha var benim. Onlar da bu yolun devamında pembe kapılı bir evde otururlar. Bak, buradan devam edin. Soldan bir değil, ikinci sokağın köşesinde. Tamam. Eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin.
İyi. En azından Zela diye biri varmış köyde. Evet. Gidelim. Aa, burası. Gir, ben de gireceğim şimdi. Herhalde şurası ev. Bunların hepsi birine ait herhalde. Ne kadar uzunmuş ağaç ya. Buyurun. Ya biz Zeliha Hanım'a bakmıştık. Evet, burası. Buyurun. Ben Akgün. Annemin ismi Semiha Yıldız Taşkın. Zeliha Hanım annemin akrabası olurmuş. Biz doğru yerde miyiz şu an onu da bilmiyorum ama. Semiha Taşkın'ı biliyorum. Doğrudur. Annemin uzaktan kuzeni olur kendisi. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Eyvallah. Biz hiç rahatsızlık vermeyelim. Zeliha Hanım'a bir şey sorup kaçacaktık biz. Annem rahmetli oldu yalnız. Ya. Yapma ya. 2 sene oluyor. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Tamam, peki biz o zaman daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Teşekkür ederiz. Başın sağ olsun tekrardan. Dostlar sağ olsun. Ne soracaktınız acaba anneme? Biz birini soracaktık. Yani... Bu çocuğu. Aa. Gökhan değil mi bu? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Çocukluk arkadaşım olur benim. Burada kalmışlardı Semiha teyzeyle. Bir de eşi vardı. Selçuk. Selçuk amca, evet. Siz nasıl hatırlıyorsunuz bu kadar şeyi? Ben ona feste denk geldim yıllar sonra. Zaman zaman görüştük. Ya kardeş, ne kadar sevindim var ya, belli değil bu habere. Gürcistan'da mı kendisi şu an peki? Olur mu canım? Döndü kendisi İzmir'de. Burada yani. Bir oto tamirhanesi var hatta benim bildiğim. Tamirhanenin ismini biliyor musun peki sen? İsmini hatırlamıyorum ama... Adresi var bende. Hatta bir arkadaşımızı yönlendirmiştik tamir için. İçeriden getireyim ben. Bir saniye. Nasıl seviniriz? Alo. Alo Eray. Soner, sen misin? Benim, ben. Sen bu şikayetini geri çektin mi ya? Bir hareket yok çünkü. Kanka, ben ayrılamadım bir türlü mekandan ya. Çok yoğun biliyor musun? Ama gideceğim ama ya. Şurayı bir kolaylayayım da ben. Ne diyorsun oğlum sen? Ne kolaylaması, ne yoğunluğu lan? Senin şu an benden daha önemli bir işin olabilir mi lan? Kankacığım, bir relax ya. Tamam. Halledeceğim ben. Ne relaks oğlum, ne diyorsun lan sen? Efendim, alo. Abi ses gitti ya. Alo. Eray. Abi duyamıyorum seni ben. Alo. Alo. Evet hanımlar, size kendi ellerimle servis yapayım dedim. Sağ ol. Aa, eyvallah. Nalcığım, arkadaşlarını da her zaman bekliyorum. Tamam mı kızlar? Benim ufak bir işim var, hemen uğrayacağım yanınıza. Takılın. Eray. Ya ne diyeceğim? Soner'den bir haber var mı?
Halıcığım, ben sana bir şey soracağım. Sen ne çok merak ettin Soner'i ya. Ha? Hayır, yani başka bir durum, mevzu falan varsa söyle, bilelim nedir yani. Ne demek istiyorsun? Yok bir şey güzelim ya, şaka yapıyorum. Çıkar yakında, bu prosedürler biraz uzuyor biliyorsun. Tamam. Sağ ol. Şöyle vereyim. Adresi yazdım ben. Veysel yönlendirdi dersiniz. Selamımı ilet. Aleyküm selam kardeşim. Tamamdır. Fotoğrafı da... Aa, tabii. Kusura bakmayın. Buyurun. Çok teşekkür ettik ya. Hadi eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. İyi yolculuklar. Sağ ol, kolay Yağmur. Hadi. Kolay gelsin. Nasıl oldu bu böyle ya hemen? Sence de biraz hızlı olmadı mı? Böyle ne yapacağım, ne hissedeceğimi bilmiyorum. Resmen abi... Abimi bulmak için çıktığım yolda çıktığım gün buldum resmen ya. Resmen. Ne yapacaksın? Karışım. Yani öğrenip ne hissedeceğimi bilemedim yani. Ama mutlusun. Ne diyorsun, o gün bugün mü? Sen bilirsin. Bu senin verebileceğin bir karar. Sen hazır mısın? Sen de gelirsen, beraber gidersek belki. Hayır. Bak Akgün, bu senin hayatında önemli olan bir an, tamam mı? Hayat... Ama bak, ailenden biriyle karşılaşacaksın. Belki de hayatın boyunca hiç unutamayacaksın. Yağmur gel işte ya. Sen yalnız git, tamam mı? Seni kırmak istemiyorum ama yalnız gitmen daha doğru olur. Ya yok, niye kırılayım da? Tamam, doğru söylüyorsun, evet. Ben yanındayım. Biliyorum. Hadi. Hadi de işte. Ne hadi? Beni bırakırsın değil mi? Bırakmaz mıyım seni? Bırakmaz mıyım seni? Fatih! Beş İçeride mi? Bu şekilde giremezsiniz ama. Geliyorum Fatih! Fatih'im selam, ne haber? Nasılsınız? Ne yapıyorsun sen? Burada müsait olmadığımı görmüyor musun sen ya? Fatih'im ne haber, nasılsın? Ya da Bedri mi deseydim acaba? Sen Bedri'yi de kullanıyorsun ama çok sık kullanmıyorsun galiba. Sadece suç işlerken kullandığın bir takma isim o, değil mi? Öyle, yanlış bilmiyorum. Bu saçmalık gerçekten uzadı. Polisi ara kızım sen. Ara ara, evet. Gelsin polisler, Bedri'yle tanıştırırız polisleri de. Ben kalkayım o zaman. Serapcığım lütfen otur. Çünkü dümen suyuna girdiğin adamın nasıl bir olduğunu istiyorsan birlikte oturalım, konuşalım burada biraz. Defol git ofisimden. Gideceğim. Gideceğim ama önce anlatacaksın. Nasıl oldu? Yani nasıl yaptın? Önce sen bu adamlara ulaştın değil mi? Ondan sonra telefonla konuştun bunlarla, kendini Bedri olarak tanıttın. Sonra dedin ki avukat Fatih'i darp edin ve darp sırasında savcı Selim'in adını da geçirin dedin. Ve görüntüleri benim evime yolladın. Ama her şey tıkır tıkır giderken atladığın bir şey vardı. Canan bu davanın peşini bırakmadı ve Korhan'a ulaştı. Senin de Korhan'la görüşmen için yanına geldi. Seni ikna etti. Sen de Korhan'a gittin. Belki Korhan'ı ikna ederim diye. Ama hiç olmayacak bir şey oldu. Bedri yan bastı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Hiçbir şey anlamıyorum ben. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen adam öldürecek yapıda bir insan olmadığın için neyse ki... şanssızlıklar arka arkaya dizildi. Ve artık adam düşüp kafasını mı vurdu, suya mı düştü, yüzümü bilmiyordu. Adamın başına bir hal geldi. Onu da sen anlatacaksın bize Fatih. Senin bu anlattıklarını ispatlayacak delilin var mı? Ceset mesela, yeterli bir delil olur mu senin için? Ya da senin telefonunun aksi gibi o esnada Marina'dan sinyal veriyor olması. Bunlar yeterli delil olur mu? Yok. Böyle bir olay olmadığı için ortada ceset falan yok. Olsaydı beni zaten tutuklardın, öyle değil mi savcı? Yanlış. Ceset var. Fakat yakınlarda değil, biraz uzakta. Yunan'a vurmuş ceset. Ama hiç sıkıntıya girme bununla ilgili Fatih'im. Çünkü raporlar yolda. Ve o raporlar elime geçtiği anda, raporlarla birlikte buraya geleceğim. Eline kelepçeyi takacağım. Kapıya gazetecileri dizeceğim. Ve seni şenlikler içinde buradan hak ettiğin gibi uğurlayacağım. Fatih Doğanay. Çünkü sen avukatlık mesleğinin yüz karasısın.
Teşekkür ederim. Görüşürüz Serap'cığım. Çok güzel olmuşsun. Üstündekiler çok yakışmışsın. Nasıl geçti? Güzel. Galiba 7 numarayı. Bilmiyorum. Yani biz eğer haklıysak ve bu Koran'ın ölüm sebebini doğru tahmin ediyorsak, bence bu adam bu gece kaçmaya çalışacak. Biz de katil olduğundan emin olacağız. Bir ümit diyorsun. E ne yapayım Canan? Sen söyle ne yapayım? Başka bir yolu mu var? Yani şimdi bu adamı alsam ne olacak? 24 saat sonra elini kolunu sallayarak çıkacak. Yani ceset yok ki elimizde. Ali güzel bir şey söyle. Allah aşkına güzel bir şey söyle. Maalesef savcım. Yapma. Kime aitmiş ceset? Ceset 70 yaşlarında birine aitmiş. Yani Korhan olamaz. Ceset yoksa tutuklayamayız. Gözaltına alamaz mısın? Gözaltına alma hakkımı daha güzel bir şey için kullanayım diyorum. Ne? Blöf yapacağım. Selim çıktı. Tamam biz de çıkarız o zaman. Selamünaleyküm. Hoş geldin abi. Eyvallah. Abi Gökhan Usta'ya baktıysan gece geç geliyor ya bugün. Nerede şu an kendisi? Alacağım paranı. Kazan. Al mala doy. Oh.
Tak gel kabret. Şansın yok. Aga sen ne yaptın bu arabaya böyle ya? 600 beygirlik makineyi nasıl geçiyorsun? Dükkana geleceksin. Ben sana anlatacağım. Para benim. Parayı mı istiyorsun? Al hadi. Ama seninle bir anlaşma yaptık. Ben kazan, para benim. Kaniyet. Psikopat mısın oğlum sen? Ölmek mi istiyorsun? Bunu çıkardın. Sapla. Öyle mi? Yeter lan oynadın tiyatro senin çakal! Ortaya bir iddia koyulmuş, yan çiziyorsun. Delikanlına sığıyor mu lan bu? Sen kimsin ya? Bırak şimdi benim kimi, kalkma yerden. Var mı başka boy gösterecek delikanlılar? Ha? Bas lan geri. Hakkındır. İyi kullanıyorsun. Spasiyo. Sen kimsin? Bir hayranım. Atölyene uğradım da. Burayı tarif ettiler bana. Meşru. Gökhan Usta dediler. İşin ehlidir araba konusunda. Konya'l. Götür dükkana. Kendini savunamayacağın bir şeklin şemalin yok. Kalıbın cesaretin yerinde. Niye karşılık vermiyorsun? Bunlara gerek yok. Eyvallah. Paka. Paka. Selametle. Hoş geldin Brat Moy. Kardeş. Da Halil Sadi Bey. Merhaba. Ben Gökhan. Dediğin gibi çocuk beni buldu. Aynı nasıl anlattıysan öyle. Hevesli, şeker bir tip. Güzel. O sana yaklaşsın. Bekle. Ben bekliyorum. O bana gelecek. Daha bana çok gelecek o. Bekliyorum. Merak etme. Çok uzun sürmeyecek. Merak etme. Siz de merak etmeyin. Selçuk Taşkın. Onu size getiriyorum. Anlaşıldı Halil Sadi Bey. Akgün Gökalp içeri girdiğinde hikayeyi sizin istediğiniz gibi anlatacağız. Akgün dışarıda bir abisi olduğundan işkilenecek. Tamam. Halil Sadi Bey'in sana demirleri var. Sen Akgün'ün üzerine gideceksin. Ben de sahip çıkıp güvenini kazanacağım. Halil Sadi ne diyorsa yapılacak. Hasmımız zaten işkillenmez. Hadi, göreyim seni. Çocuk tutuklanmış.
buraya geliyor. Gidip karşılayalım o zaman. He? Adresi yazdım ben. Veysel yönlendirdi dersiniz. Selamımı ilet. Kolay gelsin. Alo abi. Tarif ettiğin adam geldi. Akgün Gökalp Taşkın. Tahmin ettiğimizden daha erken geldi. Evet. Ne söylediysen aynen ilettim. Adresi verdim, yönlendirdim. Aferin. Eyvallah. Gel abine gel. Sen kimsin? Kaçacak mı sence? Vallahi kaçması için elimden geleni yaptım. Ofisten alelacele panikle geldi evine. Bence kaçacak. Ya yanlış bilgilendirildiğini anlarsa? Alo. Hay evet, evet benim. Tamam tabii. Ne zaman veriyorum savunmamı? Tamam tabii tabii. Tabii. İyi akşamlar. Etik kurumu. Yani beklemediğimiz bir şey değildi zaten de. Savunmam hazır zaten. Çıkacağım işte, kurulun karşısına vereceğim ifademi. O ben de yanında olacağım senin. Yok hayır, istemiyorum. Neden? Paylaşmıyoruz ya biz bazı şeyleri. Ben de bunu paylaşmıyorum işte. Selim. Çıkıyor. Valizi var elinde bak. Kaçacak ha. Göreceğiz. Şimdi alamaz mısın? Önce takip edeceğiz. Efendim Halil Sadi Bey. Seyahate çıkmanın zamanı değil Fatih. Şey ben sadece birkaç günlüğüne. Sana en fazla ihtiyacım olan zamanlara geldik. Hiçbir yere gitmiyorsun. Halil Sadi Bey bakın. Benim size bir şey söylemem lazım. Merak etme. Ceset ellerinde değil. Oh. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Ne bekliyorsun ya? Ne yapıyor o ya? Gitmiyor. Allah kahretsin, gitmiyor herif ya. Bir yerden bir haber aldı, gitmiyor herif. İnanmıyorum ya. Nereye? Nereye? Selim!
Sen... Gideceğim, tutuklayacağım ya. Hayır hayır, saçmalama, ne yapacaksın ya tutuklayıp? 24 saat yatacak çıkacak, ne kazanacağız? Tamam, bana 24 saat yeter, belki konuştururum içeride. Hayır saçmalama Selim, lütfen. Hayır hadi, hadi bin arabaya ya. Hayır. Yapma bak, duyacak, gir içeri, içeri gir. Selim hadi bin şu arabaya, görecek ya. Canan, bir beklesene. Sen hala öğrenmek istiyor musun? Neydi babanın suçu? Çocuktum, daha 7 yaşındaydım. Rize'deydik o zaman. Böyle bahar akşamıydı. Rize'de hava erken kararır. Eve gidiyordum böyle yüzüm yüzüm çamur içinde. Gittim eve. Açtım kapıyı, girdim içeri. Evde kimse yok, salon boş. Televizyon açık. Televizyonda annemin sevdiği bir dizi vardı, o oynuyor. Perihan abla. Ocakta yemek fokurduyor. Kokusu geliyor. Anne dedim. Birkaç kere seslendim anneme. Ses yok evde. Sağa sola bakındım falan. Sonra annemin terliğinin tekini gördüm yerde. Annem o terliği çıkarmazdı ayağından. Sadece bana fırlatmak için çıkarırdı. Sonra birden koridorda gördüm annemi. Yatıyordu yerde. Ayağına terliğin teki. Gittim yanına. Kıpırdamıyor kadın. Sarstım biraz. Cevap vermiyor. İnsan uyuyor sanıyor ama gözleri açık. Sonra üstündeki hırkayı fark ettim. Kendi örneği kırmızı hırkayı. Daha da kızıla boyanmış. Anlayamadım ne oldu. Durdum başından. Saatlerce bekledim. Annem uyansın diye bekledim orada. Gelen giden de yok. Terliği hala ayağında. Televizyondan Beren ablanın sesi geliyor. Annemle orada kaldım. Babam annemi vurmuş şu anda. Annemi öldürmüş babam. Benim babam annemin katili canım. Tamam. Tamam, anladım, tamam. Hangi yaşta anlatılır böyle bir şey? Benim annemin katili benim öz babam. Tamam Selim, tamam, anladım. Tamam. Ben bunu sevdiğimi nasıl söyleyebilirim? Çocuklarıma böyle bir şey nasıl izin verebilirim? Tamam, buradayım. Tamam. Hayatım boyunca kafamın içinde ben bunu dinledim. Unutmaya çalıştıkça daha da detaylı hatırlamaya başladım Canan. Baş edemedim bir türlü. Çözemedim bu mevzuyu, kafamdan atamadım. Ve hayatım ilk kez yüksek sesle söyledim. Tamam. Bir tane, tamam.
Benim babam bir katil. Tamam. Benim babam annemi öldürdü. Dahası da var. Ne? Babam yaşıyor canım. Hala hayatta. Hayırdır? Akgün Gökalp Taşkın. Gökhan. Benim isim. Bir yerden tanıdık geldi mi sana? Semiha Yıldız'ın oğluyum. Sen de. Kardeşin hep senin.